Değerli katılımcılar, sayın hocalarım, bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Fiziko-Ekonomiye Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin ikinci günündeyiz. Bugün de çok değerli hocalarımız Profesör Doktor Erinç Yelden ve Profesör Doktor Özgür Orhan Gazi'yi dinleyeceğiz. Bizim davetli konuşmacılarımız kendileri. Öncelikle davetimizi kırmayıp kabul ettikleri ve sunuş gerçekleştirecekleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hiçbir zaman da zaten geri çevirmediler. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve onur duyuyoruz bu durumdan da. Kendileriyle birlikte olmak bizim için gayet bir gurur verici bir durum. Şimdi tabii konularda, programda da yazıldığı üzere Erinç hocamız 20. yüzyıldan 21. yüzyıla küresel kapitalizmin mirası, bölüşüm, birikim, büyüme başlıklı bir sunuş gerçekleştirecek. Özgür Orhan Gazi hocamız da Türkiye ekonomisinin yapısı ve Türkiye modeli başlıklı bir sunuşla aramızda olacak. Şimdi buradaki sıralamaya göre gideriz hocalarımız için de uygunsa. Hem küreselden ulusala doğru devam etmiş oluruz diye düşünüyorum ben. Hocam o yüzden söz sizde Erinç hocam. Buyurun. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sevgili meslektaşlarım, değerli arkadaşlarım. Hepinize günaydınlar. Ben uzun zamandır biriktirdiğim kafamda konuları, soruları bir araya getirme fırsatı buldum. Orhan'ın sayesinde, sizlerin sayesinde burada birikim, bölüşüm, büyüme. Orhan hatta 3B artık Evet. 3B diye anmak hakikaten çok doğru. Küreselden Türkiye'ye doğru geleceğim. Fakat önce mesleğimizle ilgili bir saptamalarla başlayacağım. Özellikle iktisat biliminin bence 3 tane ana sorunu var. Ve bu sorunlar giderek derinleşiyor. Birincisi, bütün cevapları biliyoruz. Çünkü soruları da biliyoruz. Sorular standart, kalıplaşmış. Dolayısıyla yanıtlar da kalıplaşmış ve standart. Bu kalıplaşmış soru ve kümesinin dışında kalan sorular da iktisat değil. Bu işte antropoloji, politika, siyaset, tarih, sosyoloji ama iktisat bu değil hocam diye bakılıyor. Ve genç meslektaşlara tabii bizlere de yayın, kitap, proje, panel neyse çıktılarımızda da Orhan yanlışlıkla beni bir mute ettiniz. Tamam. Hocam sesiniz şu an geliyor. Evet, birdenbire bir peki. İkincisi gelir bölüşümü. Hani birikim bölüşümün ikinci B'sine bir kayıtsızlık. Üçüncüsü de her türlü aksi gözleme tecrübeye karşın piyasa sisteminin fetişleştirilmesi ve Great Moderation, büyük uyum çağı. Şimdi bu dağılımı sorunla kayıtsızlık için ben Türkiye'den çok sık paylaştığım sosyal medyada son yazılarımızda mutlaka sizlere de ulaştırmış oldum. Türkiye üzerine bir dağılım şeması var. UNCTAD bunu Crocodile Capitalism diye adlandırdığı bir noktadan başlıyoruz. Türkiye büyüyor ama nasıl büyüyor? Milli gelirin 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hasbelkader yepyeni bir düzene geçtiğimiz günlerden bu yana milli gelire oran olarak milli gelir paylarında emeğin ve sermayenin payları nasıl değişti? TÜİK'in rakamları. Buradan varmak istediğim sonuç Türkiye üzerine buradaki mekanizmaları çoğunlukla Özgür arkadaşım devralacak. Fakat timsah kapitalizmi burada gördüğünüz gibi sanki bir timsahın çeneleri açılmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. UNCTAD raporunda küresel anlamda geçerli. Ben de 2019'un UNCTAD'ın
ticareti ve kalkınma raporundan almıştım. Orada arkada UNESCO'da betimlemesini de tamamlıyor UNCTAD çalışanları. Onlar 1995'ten itibaren küresel anlamda küresel gelirin içinden milli gelirin payındaki değişme ve sermaye, bütün sermaye gelirleri değil, en büyük 2000 çok uluslu şirketin karlarındaki, kar paylarındaki gelişmeyi farkı açıklıyorlardı ve buna bir crocodile kapitalizm derdi. Benim devraldığım bu sözcük, gelir dağılımındaki eşitsizlik her yönüyle, sadece emek sermaye değil, sermayenin içinde çok uluslu şirketler, taşeronlaştırılmış sermaye, emeğin içinde kadın, erkek, cinsiyet bazlı, Türkiye çapında bölgesel bazlı eşitsizlik olarak gidiyordu. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak, bir ilk sorumuz emek, sermaye. Biraz evvel ipuçlarıyla baktık. Biraz sonra kadın, emek bağlamında bakacağız. Bir de bölgesel anlamda hangi Türkiye? Biz diye başlayan cümleler beni giderek benim için daha az anlam ifade eden cümleler olmaya başladı. Bu grafikte de Devlet Planlama Teşkilatı'nın DPT olduğu zamanlar, şimdiki Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Ofisi değil, DPT olduğu zamanlardan Türkiye 6 kalkınmakta olan, 6 kalkın gelişmişlik bölgesine ayrılıyor idi. Buradaki yuvarlaklar da her bu bölgedeki toplam bölgesel katma değerin, bunların toplamı milli gelir olacak, büyüklüklerini ifade ediyor. İşte İstanbul, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, biraz hasbelkader İzmir, Antalya, Mersin, Adana, hinterlandı. Ama Hatay'dan şöyle Zonguldak'tan Hatay'dan arasında bir dirsek çektiğiniz vakit bunun doğusu ve batısı iki tane farklı Türkiye ortaya çıkartıyordu. Bir yoksulluk tuzağı içindeki Türkiye, Bingöl'üyle, Muş'uyla, Bitlis'iyle, Şırnak'ıyla, Urfa'sıyla, bir tarafta da hasbelkader, bu çok kirlenmiş bir sözcük, yani sadece literatüre atıf verme adına kullanıyorum, orta gelir diye bir mistik bir gelir düzeyi, bu tuzağı aşmış veya aşmakta olan bir İstanbul hinterlandı. Şimdi buradaki ilginç gözlemimiz, İstanbul'un aslında Bingöl'ü, Urfa'yı, Bitlis'i yarattığı, bütün sermayeyi, iş gücünü kendisine çekip o bölgeleri de birer pazar olarak, İstanbul'da üretilmiş malların pazarı olarak ve ucuz iş gücü deposu olarak kullanması. Dolayısıyla gelir dağılımındaki eşitsizlik şiddetlenerek giden bir olgu olarak karşımızda. Küresel kapitalizm 1980'lerden bu yana bir değişik çalışıyor. David Harvey'in, İngilizce coğrafya tarihçisi, Yale öğretim üyesi David Harvey'in 1980'lerden bu yana bir değişiklik var. Bunu çok çeşitli yönleriyle inceledik. Özgür Hoca'nın doktora tezinin uzantıları, finansallaşma, finansallaşan kapitalizm, bunun çok önemli açıklayıcı değişkenlerden bir tanesi. Bu verilerde Washington'daki Economic Policy Institute'u, emek yanlısı çalışmalarıyla tanınan bir think tank, onların verisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. Kırmızı eğri Amerika'daki özel sektörde saatlik reel ücretler, mavi eğri de iş gücü üretkenliği, emek üretkenliği reel olarak. Gördüğünüz üzere bu İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında, bu kapitalizmin altın çağı denen dönem, ücretler ve emeklilik, emek üretkenliği endeksi baş başa, peş peşe, beraber akıp gidiyor. Ta ki 1970'lerin ikinci yarısından sonra bu düzen bozularak üretkenlik ve ücretler arasındaki fark, iktisadi artık değer,
ki burada herhalde vurgulayacağımız nokta bu da finansallaşmanın reel kaynaklarını oluşturacak. Sosyal refah devletinin tasfiyesi, piyasa fetişizminin ortaya çıkması, neoliberalizmin yükselişi ve emek ücretlerinin baskılanması. Şimdi emek ücretlerinin baskılanması sadece bu döneme özgü böyle ilginç bir epizot, işte çeşitli verilerden derlediğimiz bir istatistiksel göstergeden ibaret değil. İki tane Marksist iktisatçı, University of Massachusetts Amherst'ten Wolf ve Resnick'in çalışması şimdi elimizde. Wolf ve Resnick bu tarihsel çerçeveyi çok gerilere, neredeyse Amerika iç savaşına kadar geri götürüyor. Ve onar yıllık dönemler dahilinde Amerika'daki reel ücretlerin seyrini her bir kutucuk 10 yıllık dönemler itibariyle 1820'lerden başlıyor işte reel ücretlerin büyüme hızları. 2000'e kadar geliyor verileri. Burada bakarsanız 70'lere kadar ki bunun 1970'in ikinci yarısı diye okuyayım biraz evvelki gösterdiğim grafikte. Amerika'da reel ücret artışı 10 yıllık ortalama itibariyle her zaman pozitif olmuş. Buna 1920-1930 arası büyük buhran dönemi dahil, İkinci Dünya Savaşı dönemi dahil, işte Marx'ın devrimler çağı diye adlandırdığı 1850'ler, 60'lar ve 70'ler sonrası 19. yüzyılın emperyalist savaşla biten kriz dönemi dahil. İlk defa olarak işte bu söz konusu dönemde reel ortalama, reel büyüme hızlarının negatife dönüştüğü bir tarihçe ile karşı karşıyayız. Yani David Harvey'in 1980'lerden bu yana kapitalizm bir değişik çalışıyor. Birçok açıdan çok değişik çalışıyor kuşkusuz. Ama buradaki çok ayırt edici özellik neredeyse 150 senelik bir bölüşüm tarihçesini tersine çeviren bir döngüyle karşı karşıyayız. 20. yüzyılın son çeyreği itibariyle. Bu ücretlerdeki gerileme giderek bir önce jobless growth diye OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tanımladığı, Türkiye'de biz de 2000'li yıllardaki büyümeyi karakterize ettiğimiz istihdamsız büyüme, daha sonra üretkenlik yoksunu, düşük üretkenlikli büyüme, şimdilerde de ücretsiz büyüme, wageless growth diye tanımladığımız son kabaca 30 seneyi özetleyen 3 ana sıfat ile geçiyor. Bu veriler OECD'nin verileri. OECD ülkelerinde 1990'lardan 2000'li yıllara doğru artık 21. yüzyıla doğru yaklaşıyoruz. Reel ücret geliri hasbelkader biraz da finansallaşmanın Ayşe teyze parasını nereye yatırsın mitine koşut olarak yaygınlaştığı, orta sınıfların tekrardan biraz dengelenmeye çalışıldığı bir döneme giriyoruz. Bu 2000'li yılların başındaki 2009 krizine kadar, bu Minsk noktasına gelene kadar ki bir coşku dönemi, reel ücretlerde hafif meşrep bir artış yaşatıyor. Fakat üretkenlikte de ciddi bir şekilde yavaşlama, özellikle 2009 krizinden sonra da artık küresel resesyon, secular stagnation ve büyük durgunluk adını aldığımız sürece giriyor. İçinde yaşadığımız COVID ve Rusya-Ukrayna savaşının jeopolitik sorunları ile birlikte artık bir ücretsiz büyüme dönemi içine girdik. Bu resmi kapitalizmin altın çağı, her şeyin çok mutlu olduğu, işte
1950'ler 60'lar dünyası Fordizm veya Taylorizm diye anılan montaj hattında kitlesel istihdam, kitlesel üretim ve tabii üretilen mallar, burada gördüğünüz dayanıklı tüketim malları, buzdolapları, radyolar, giderek televizyonlar ve araba, Ford fabrikalarında çıkan üretim teknolojisi muazzam bir üretkenlik artışı ve üretilen mallarda kuşkusuz birisine satılacak orta gelirli diye tasvir ettiğimiz çalışanlar, emek kesimi ve bu kesime de toplu sözleşmeli, grevli örgütlenme olanaklarının görece diyorum, her ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor kuşkusuz, hoşgörüyle yaklaşıldığı ve kitlesel tüketimin dengelendiği, ortaya çıktığı bir döneme giriyoruz. Her şey büyük. İşte Amerikan filmlerinde gördüğünüz gibi kötü adamlar iyi adamlardan, polislerden kaçıyor. Neon ışıklı New York, Los Angeles sokaklarında büyük arabalar birbirini kovalıyor. Işıklar, büyük evler, büyük aileler, aile resminin önünde bir tane devasa bir köpek veya bir başka bir ev bekçisi. Her şeyin coşku içinde olduğu bir dönem. Şimdilerde bu geri döneme bakıp kapitalizmin altın çağının iki tane çok büyük bedeli olduğunu görüyoruz. Bu bedellerden bir tanesini ben söyleyeceğim. Diğerlerini arkadaşlarımdan tahminleri alacağım. Bir tanesi şimdilerde çok yakından hissettiğimiz iklim krizi. Doğanın tahribatı. Ben ilkokulda 1960'lı 70'li yıllarda ilkokul, ortaokul ders kitaplarında sanayileşiyoruz deyip bacalarından dumanlar çıkan fabrikalara tarlaların topraklarını devasa biçer döverlerle, traktörlerle, gübrelerle altını üstüne getiren makinalara, hani makinalaşmak istiyorum dediği şairin dönemi açıklayan fotoğraflarla büyüdüm. Bacalardan kirli dumanların çıktığı fotoğraflar birer gurur vesilesiydi. Şimdi bunun yarattığı doğa tahribatı, karbon emisyonları, suların, toprağın kirlenmesi, bunun bedelini iklim krizi, hatta iklim soykırımı olarak, bunun da gelir dağılımı eşitsizlikleri var. O da ayrı bir konumuz olacak kuşkusuz. Bir iklim gezegenimizi tahribatın bir bedeli olarak ödüyoruz. Kapitalizmin altın çağı, bu fosil yakıtlara dayalı inanılmaz tahribatı. Birisi daha eksik bu resimde. Ne eksik, kim eksik? Ben söyleyeyim. Şurada bir istisna olduğunu tahmin ettiğim bir tane de şurada kadın eksik. Baştan aşağı erkekler. Hatta bu Charlotte Chaplin'i hatırlarsınız, biliyorsunuz. Modern zamanlar. Yüz binlerce neredeyse oluk oluk işçiler fabrikaya gider. Hepsi kasketli erkekler. Kadın nerede? Kadın emeği evde, erkeği beslenmesini, erkeğin bakımını, çocukların bakımını, büyüklerin bakımını üstlenmiş ücretsiz aile işçisi şeklinde. Ve bu ücretsiz aile işçiliği kapitalizmin tam istihdam, yüksek ücret, erkeğin yüksek üretkenlikli bir işte çalışmasına olası kılan ve aile içinde acımasız bir sömürüyle bitirilen bir sosyal iş bölümünü ortaya çıkartıyor. Şimdi bununla beraber 20. yüzyılın bu son çeyreğiyle başlayan commercialization of time, zamanın artık ticari bir mal haline gelmesi, kadın emeğinin değeri ile birlikte
Kapitalizm her zaman için emek arayanı, emek eksik talebi içerisinde, iş gücü talebi içerisinde olan bir sistem. Dolayısıyla önce göçmenler, sonra kadın, sonra çocuklar ve sonra nihayet tekrardan göçmenler talebi, ucuz işçi talebini sürekli olarak küresel iş gücü piyasalarına dahil etmeye çalışan esnekleştirme, iş gücünün tamamıyla artık kapitalizmin ama özellikle finans sermayesinin mantığına tabi tutan bir zaman dağılımı içerisinde. Covid günleri bunları en acımasızca yaşadık. Hepimiz zamanın neredeyse parçalara bölünüp doğrudan doğruya bölüm toplantıları, tez izleme komitesi toplantıları, seminerler, her türlü aktivitenin günün 24 saatine acımasızca paylaşıldığı ve geç kalmayalım hissiyatının hepimize yansıtıldığı bir döneme girdik. Bu Alice Harikalar Diyarı'nda panik içinde sürekli koşan tavşan ile birlikte artık serbest zamanımız bizim elimizden çıkmış gitmiş, kapitalizmin ticari mantığına tabi olmuş bir zaman haline gelmiş durumda. Bu veriler formal, kayıtlı iş gücünün ve öyle zannediyorum ki doğrudan doğruya erkek kayıtlı iş gücünün zamanlı kullanım verileri OECD'den. Dikey eksende yılda toplam serbest zaman, yatay eksende de fert başına gayri safi yurt içi hasılalar var. İlginçtir. Amerika bizde neredeyse satın alma gücü paritesine göre iki misli fert başına geliri olmasına rağmen yıldaki serbest zamanı 3 aşağı 5 yukarı bizimle beraber. Bizden de daha az serbest zamanı olan komşumuz Yunanistan, Şili, Rusya, Kore gibi ülkeler. Çok ilginçtir. Disiplinli Almanlar çok daha fazla serbest zamana sahip gözüküyor. Tabii bütün bunlar kayıtlı iş gücü. Orhan Hocam ben ne kadar vaktim kaldı? Yarıma saati almayı unuttum. Hocam bir 10 dakika kadar daha tamam. Özgür Hoca'nın zamanına yansıtmak istemiyorum. Arkadaşlarımıza da bir şey payı bırakıyorum. Şimdi buradan hareketle Türkiye'ye sözü getireyim. Türkiye'de de bu ilişkiler, Türkiye'nin cari işlemler dengesi, Özgür buna çok daha ayrıntılı bir detay olarak girecek. Ben de iki açıdan vurgu yapacağım. Bir, Türkiye, bunlar aylık veriler. Biraz daha bana görsel olarak daha zengin geliyor. Biraz da Türkiye'nin bu inişli çıkışlı tarihçesini daha iyi yansıtıyor diye düşünüyorum. 1989 Ağustos'unda Türkiye malum sermaye hareketlerini serbestleştirdi. O tarihten bu yana bu cari işlemler dengesinin biçimi niteliksel olarak daha anlam kazandı. Ama burada bakarsanız 2002'ye kadar 99-2002 şuraya kadar cari işlemler dengesi genellikle inişli çıkışlı, küçük bir artı, küçük bir fazla. Cari işlemler açığının büyüdüğü 2000 hemen sonrası 2001 kriz yılı. 1996-97 hemen sonrası 98 durgunluğu. 1993 cari işlemler açığı hemen sonrası 94 krizi. Yani Türkiye tarihsel olarak yüksek cari işlemler açığı veren bir ülke değildi. Türkiye'de cari işlemler açığı turizm gelirleri ve işçi dövizleriyle dengeye getirilir ve daha sonra dış ticaret açığı dengeye getirilir ve cari işlemler dengede karşılanırdı. Cari işlemler açığındaki bu farklılık, bu büyüme 2000'li yılların sonrası ve bu da aslında bir belirsizlik, bir fiyatlama meselesi değil. Doğrudan doğruya bizim üretim yapımızı etkileyen ve Türkiye'yi sermaye yoğun, özellikle dışarıdan ithal edilmiş sermayeye borçlu kılan
bir teknolojik yapıya sürüklemiş durumda. Burada sermaye emek oranı Penn World Tables Groningen Üniversitesi verilerinden, iş gücü verileri de Türkiye kurumundan. 1960'lardan başlara bakarsanız, özellikle 1990'ların ikinci yarısından itibaren Türkiye'de sermaye emek oranının sabit 2017 fiyatlarıyla neredeyse 4 mislini çıktığını, bunun sonucunda da birim gayri safi yurt içi hasıla başına her 1 milyon Türk liralık gayri safi yurt içi hasıla üretiminde reel olarak emek girdisinin neredeyse yarı yarıya azaldığını 1990'ların sonundan başlayarak, özellikle 2001-2002 döneminden sonra hızlanarak, yani Türkiye'nin giderek daha az emek kullanan, bununla da istihdamsız büyüme, yani istihdam dostu olmayan büyüme sözcükleriyle betimlediğimiz bir teknolojik bağımlılık, sermayeye bağımlı, hangi sermaye yurt dışından ithal edilmiş, cari işlemler açığının finansal sıcak para veya net hata noksan dediğimiz kayıt para akımlarıyla çevrilmeye çalışan bir yapısal dönüşüm aşadığını görüyoruz. Kar oranları konusu var. Onu da ben soru cevap bölümüne sözlerini bağlarken değineceğim. Sevgili Fikre Şenses Hoca'nın kitaplarıyla büyüdük. Onun bir sözcüğüyle, kendisine bir anma selamıyla, onun bir deyişiyle diyorum. Bir ülkenin dış ticaret politikası aynı zamanda sanayi ve istihdam stratejisi. Oradan oraya atlayarak, zıplayarak, farklı resimleri, bir Lego parçalarını bir araya getirmeye çalışarak ben de sözlerimi size bırakıyorum Orhan. İlginiz, davetiniz için tekrar çok teşekkür ederek. Değerli hocam, ben de sunumunuz ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bize aynen David Harvey'in dediği gibi 1980'ler sonrası kapitalizmin nasıl farklı çalıştığını gösterdiniz. Şimdi bunu bir de Türkiye için Özgür Orhan Gazi hocamızdan dinleyeceğiz. Sözü de ona bırakıyorum şu an. Teşekkür ediyorum Orhan hocam. Herkese günaydın, çok selamlar. Şöyle ekranı paylaşabildim sanıyorum. Şöyle bir şey yapmayı düşündüm bugünkü konuşma için. Şimdi malum geçen sene bu vakitlerde bir Türkiye modeli peydahlandı. Önce Çin modeline geçiyoruz denildi. Sonra Çin modelinin biraz daha karmaşık bir şey olduğu, daha planlı bir şey olduğunu fark edince, ya biz Çin modeli değil, bizimkisi yeni ekonomi modeli dendi. Ondan sonra da Türkiye modeli isminde karar kılındı. Şimdi bu Türkiye modeli denen şeyin temel iddiası da biz faizleri düşüreceğiz. Bu faizleri düşürme sonucunda yatırımlar artacak, üretim artacak, istihdam artacak. Aynı zamanda da kurun yükselmesiyle de nihayetinde ihracatımız artacak ve cari açık kapanacak diye çok basit bir şey vardı, model kurulmuştu. Bu model ve tartışmalar aslında son bir seneye baktığımız zaman çoğunlukla iki şey üzerinden devam etti. Birisi, ya bu hükümet ve bunun ekonomi yönetimi bu işi bilmiyor, yanlış politikalar izliyor, aslında doğru politikalar izlenmesi lazım gibisinden. Diğeri de, ya zamanında işte Türkiye ekonomisinde doğru politikalar izlendiğinde hızlı bir büyüme oldu, her şey yolundaydı. Sonrasında bu bozuldu, işte liyakatın azalması, kurumların aşınması vesaire vesaire. Şöyle bir soruyla çıkmak istiyorum. Yani bu son 1-2 seneyi Türkiye ekonomisinin son 20-25 senesi içerisinde, belki 30 senesi içerisinde nereye oturtabiliriz? Nasıl bir oradan nasıl bir anlayış çıkarabiliriz gibi bir genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Daha sonrasında tartışabiliriz belki. Erinç Hoca'nın küresel şeyi arka plana koyması da aslında işimi biraz kolaylaştıran bir şey olacak. Şimdi temel
söyleyeceğim şey şu. Eğer ki son 20 senede 2002'den bu yana takriben Türkiye ekonomisine bakarsak 3 özelliğinin baskın olduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisi 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda esasen büyüme temposu dış sermaye girişlerine bağımlı olarak gerçekleşmiş. İçeride yüksek borçluluğa dayanan, kredi genişlemesine, borç artışına dayanan ve üretimin de esasında büyük oranda inşaat odaklı olduğu bir model olarak karşımıza çıkıyor verilere baktığımız zaman. Şöyle bir dönemlendirme, daha önce bir iki defa da farklı şeylerde önerdim. Genel olarak Türkiye ekonomisini dönemlendirmek istersek bu son 20 senede sanırım şöyle bir dönemlendirme uygun olacaktır. 2002-2007 dönemi ile başlayabiliriz. Bu dönem baktığınız zaman tarihsel olarak Türkiye ekonomisinde dış sermaye girişlerinin en hızlı arttığı dönemdir o zamana kadar. 89'da bu dış sermaye girişleri serbestleştirildikten sonra dış sermaye girişlerinin hızlı bir şekilde artmasının sonucu faizlerin düşmeye başlaması Türkiye'de, Türk lirasının değer kazanmaya başlaması, bu ikisiyle birlikte enflasyonun da aşağıya doğru gelmeye başladığı bir dönemdir. Nihayetinde de yüksek bir büyüme gerçekleşiyor. Bu yüksek büyümenin tabii bir parçası da 2000-2001'deki krizdir. Oradaki baz etkisi ekonominin ciddi bir şekilde küçülmesiyle. Bu tempoya 2008-2009 küresel finansal krizinde bir ara veriliyor esasında. Sermaye girişlerinin durmasıyla. Bu da Türkiye'ye özgü bir şey değil, küresel bir şey. Fakat herkesin de tabii artık bildiği gibi 2008-2009 döneminde tüm ileri kapitalist ülkelerdeki merkez bankaları da müthiş bir miktarsal genişleme politikaları adı altında parasal genişlemeye giderek kendi finansal sistemlerini bir yandan ayakta tutmak, bir yandan da ekonomilerini canlandırmak istiyorlar. Bu kez gene aynı şekilde 2009'dan takriben 2013'ün sonu ortaları diyebiliriz ne kadar çok yüksek yine dış sermaye girişleri, bu sefer 2002-2007 döneminden de daha yüksek seviyelerde gerçekleşen. Artık faizler aşağıda bir yerlerde yerleşiyor. Türk lirası değerli bir şekilde seyrediyor. Ve bu da aslında düşük enflasyonu yaşadığımız bir dönem. Nerede değişmeye başlıyor bu iki dönemin özellikleri? Esasında 2014-2017 arasında. Bunun da iki nedeni var. Bir, az sonra göstereceğim gibi, daha önceki dönem, küresel krizi bir paranteze alın, 2002'den 2013'e kadar olan dönem esasında Türkiye ekonomisi için bir dizi iç ve dış kırılganlık biriktirmişti. Bunun üzerine de 2014'ten itibaren hem dünya ekonomisindeki o miktarsal genişleme politikaları tersine çevrilmeye başlandı, hem de 2015'ten itibaren de Fed faizleri yavaş yavaş arttırmaya başladı. Başka bir deyişle, hem içeride kırgınlıklar arttı, kırılganlıklar arttı, ekonominin kırılganlıkları, hem de küresel şartlar değişmeye başladı. Bunun karşısında bu dönemi şöyle bir düşünürseniz, 2014-2017 dönemini, peş peşe seçimlerin olduğu, referandumların olduğu, rejim değişikliğine gidildiği, peşinden başkanlık seçiminin geldiği vesaire bir dönem. Dolayısıyla burada bir de siyasi öncelikler de tabii devreye giriyordu. Bu siyasi önceliklerde de esas vurgu, mümkün mertebe bir krize sürüklemeden ekonomiyi, krizden kaçarak büyümenin sağlanmasıydı. Bundan sonraki dönem, 2017 sonrası dönem aslında işte döviz krizinin yaşandığı, Türkiye ekonomisinin bir faiz döviz kıskacına girdiği, bu faiz döviz kıskacından da şunu kastediyorum, mümkün olduğunca hala faizleri düşük tutmaya çalışılan bir dönem. Her seferinde faizleri düşük tutmaya çalışılan, kredi genişlemesine gidildiği her seferinde döviz piyasalarının tepki verdiği, kurun yükseldiği, kurdaki yükseliş kontrolden çıktığında faizlerin yeniden yükseltilerek, yani böyle bir gelgit yapılan o kıskacın içerisindeki hareket, belki 2021 sonları da artık burada bir kopuş denemesinin yapıldığı, döviz kurlarını biz şey yapıyoruz, bırakıyoruz, fakat az sonra söyleyeceğimiz, göreceğimiz gibi zaten onu da tam yapamadılar. Buradaki ana belirleyen nedir diye bakarsak, 89 sonrasında, yani Türkiye ekonomisi dış sermaye girişlerine açıldıktan sonra
Esasında Türkiye ekonomisinin temposunu ve dinamiklerini belirleyen şey bu dış sermaye girişlerinin yahut çıkışlarının boyutları olmuştur. 2002 sonrasına baktığımızda da buradaki ana iten, küresel iten diye bunu literatürde işte o bu push-pull faktörler diye şey yapılır. Küresel itenler 2000 sonrası küresel likiditenin artması, 2008 sonrası da miktarsal genişleme politikalarıydı. Yurt içi çekenler, yani niye Türkiye'ye geldiler? Tabii bütün Türkiye ve benzeri ülkelere bu dönemde hızlı bir sermaye girişi var ama tam da zamanına denk geldi. İşte güçlü ekonomiye geçiş programı adı altında bir yandan tam olarak işte küresel piyasaların istediği bağımsız merkez bankası, enflasyon hedeflemesi ve faiz dışı bütçe fazlasından oluşan makroekonomik çerçeve kabul edilmişti ve bu çerçeve 2000'li yıllarda ciddi bir şekilde uygulandı. Ama aynı zamanda da özelleştirme, deregülasyon ve genel olarak her şeyin piyasalaştırılması ilkesiyle, her şeyin serbest piyasalara bırakılması ilkesiyle bu dış sermayenin de girebileceği alanlar çok fazla açıldı. Mesela bu dönem 2002-2008 dönemi Türkiye'nin en çok doğrudan yabancı yatırım çektiği dönemdir ki bu da büyük oranda özelleştirmeler ve işte kötü durumda olan 2001 krizi sonrası şirketlerin satın alınmaları vesaire. Şimdi bu dönem faizler aşağıya gelmeye başladı diyorum ama dünyayla kıyasladığınız zaman dünyaya bu dönemde hala görece çok yüksek faizler sunuyorsunuz. Hakikaten yüksek spekülatif rantlar da sunuyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde biraz rakamlar üzerinden, istatistikler üzerinden size dediklerimin nasıl yansıdığını göstereyim. Belki de işte AKP dönemi ekonominin altın çağı olarak düşünülen 2000'li yılların başlarına baktığınızda hakikaten kurdaki şu seviyelere bakarsanız 2002'den sonra nominal olarak dahi bir değerlenme süreci var. Bunun reel yanına bakarız. Bu nominal değerlenmenin olduğu dönemde şurası da enflasyondaki gelişmeler. Evet, enflasyon aşağıya doğru geliyor ama halen yüksek bir enflasyonun olduğu bir ortamda kurunuz da değer kazanmaya başlıyor. Bunun sonucu da işte 2001'deki işte faiz seviyelerinden şöyle bir iniş gözüküyor ama bu faizleri dünyada faiz oranlarının %1'lerde 2'lerde olduğu bir ortamla kıyasladığınızda Türkiye'ye girip hem çok yüksek faiz getirisi almak hem de çıkarken daha da değerlenmiş bir kurdan iki defa kazanmak suretiyle, yani hem faizden hem kurdan kazanmak suretiyle dış sermayenin en aslında işte bir portföy yatırımları denen en hızlı hareket eden kısımlarına ciddi bir getiri sunulan bir dönem bu dönem. Ama bu dış sermaye girişleri sayesinde de aslında Türkiye ekonomisi hızlı bir tempoda da büyüyor. Bu ne zaman şey yapıyor? Küresel kriz sonrası azıcık bir şey var kurda. Yukarıya doğru hareketlenme var ama hakikaten halen Türk lirasının nominal olarak dahi gerçekten değerli olduğu bir dönem. Faizler tarihsel olarak Türkiye'de belki en düşük seviyelerine doğru uzunca bir dönemde itilebilmiş durumda. Enflasyon da işte bu dönem enflasyon hedeflemesinin devam ettiği bir dönem. Şurası da aslında çok daha enflasyon sütunlarına bakarsanız şuradan başlayıp şuradakine de baktığınız zaman %5 enflasyon hedefiyle Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflediği bir dönem. Bu dönem hep başarılı görülür ama hiçbir zaman da şey açıklanmaz, yani hiçbir zaman o %5 enflasyon hedefi ne tutturulabilmiştir ne de niye %5 olduğu açıklanmış ya da ya niye tutturulamıyor bu? Çünkü aslında sapmalara bakarsanız sapmalar çok ciddi bir %5 enflasyon hedefi için ama burası işte büyüme güçlü olduğu için de çok şey yapılmamıştır, tartışılmamıştır. Esas hikaye şu bence, Türkiye ekonomisi çalışan, azıcık Türkiye ekonomisiyle iştigal eden herkes için çok tanıdık bir grafik bu. Siyah koyu çizgi Türkiye ekonomisinin büyüme oranları 89'dan itibaren. Mavi tırtıklı çizgi ise Türkiye'ye giren dış sermayenin milli gelire oranı. Buradaki korelasyon hakikaten 89'dan sonra çok ciddi bir şekilde gözüküyor. Sermaye girişlerinin arttığı dönemlerde
yüksek büyümenin olduğu, sermaye çıkışlarının olduğu dönemleri de hemen görüyorsunuz zaten. Türkiye ekonomisinin krize döndüğü yıllardır. Şimdi Eric Hoca az evvel aylık cari açık verilerini gösterdi. Buna bir de daha uzun vadeli ve yıllık olarak baktığınız zaman enteresan bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Birincisi evet şurası işte 89'dan başlattığınız zaman artık 89 sonrası cari açığın daha müzminleştiği bir dönem. 89 sonrası cari fazla verdiğimiz yerler 94 kriz dönemi, 98 gene bir ve 2001 kriz dönemi. Oradan sonra zaten olay kopuyor. Oradan sonra işte o altın çağda Türkiye'de cari açık iyice kronikleşmenin ötesinde bir de derinleşiyor. Rekor seviyelerde cari açık verildiği dönem bu dönemdir aslında. 2000'lerden işte ta ki şu 2018 krizi sonrası ufak bir cari fazlaya dönebiliyoruz. Bunun tabii ki kaçınılmaz olarak diğer yansıması eğer cari açığınız varsa bunu bu dönem şöyle bir argüman da ortaya çıktı işte o altın yıllarda. Finanse edilebildiği sürece cari açık sorun değildir gibi bir argüman da ortaya çıktı. Evet, yani bu sene finanse edilemeyen cari açık diye bir şey aslında teknik olarak mümkün değildir iktisatta. Her cari açık kaçınılmaz olarak finanse edilmiştir zaten. Bunlar muhasebe hesaplarıdır. Yani siz bir yerden parayı bulmuşsunuz ki bunu zaten finanse etmişsinizdir. Ama finanse edilebilen cari açık sorun değildir argümanı sanki böyle bir o tek seneye bakarsanız geçerli olabilecek bir argüman. Uzunca bir süre cari açık veriyorsanız ve yüksek miktarda cari açık veriyorsanız kaçınılmaz olarak da dış borç yükümlülükleriniz zaman içerisinde artacaktır. Nitekim 2002-2003'ten başlatırsanız sürekli bir şekilde dış borcun milli geliri oranı artıyor. Bir noktada neredeyse %60'a kadar vuruyor. Olsa işte bizim yavaşlamaya başladığımız dönem. Özetlemek gerekirse bu 2002-2007-2008 arası küresel krizi paranteze alalım ve ondan sonrasında da 2009-2013 arasını şöyle bir attığınızda Türkiye ekonomisinde kurların düşük olduğu yani Türk lirasının değerli olduğu enflasyonun yine Türkiye standartlarında gayet düşük olduğu faizlerin aşağıya çekilebildiği ve yüksek büyüme dönemi size bir altın çağ veriyor gibi gözüküyor ve şey diyorsunuz işte ya o döneme dönsek her şey gayet güzeldi o dönemde. Fakat o dönem aynı zamanda da bir dizi kırılganlığın biriktiği dönemdir. Bunlardan işte birincisi ya yüksek ve kronikleşmiş cari açık artık. İkincisi dış borç stoğunun ciddi biçimde artmış olması. Üçüncüsü de reel kurun yükselmesiyle birlikte bir yandan ekonomide ithal girdi oranlarının artıyor olması bir yandan da İhracat sektöründe rekabetçiliğin düşmüş olmasıdır. Yani şunların hepsini aslında aynı zamanda o büyüme patikasının altın yılların sonucudur başka bir deyişle. Yani o büyüme vesaire bunlarla birlikte olmuş, bunlar sayesinde olmuştur. Bunun içerideki kısmına bakarsanız içerideki kısmı da iki unsurdan söz etmekte fayda var. Birisi içeride de müthiş bir kredi genişlemesinin olduğu bir dönem. Sadece şey olarak düşünmeyin bunu o kadar aslında yüksek değil hane halklarının vesairenin tüketicilerin borçlanması ama şirketler de giderek borca dayalı bir şekilde borca bağımlı bir biçimde büyümeye başlamışlardır. Ucuz borca dayalı büyümeye başlamışlardır ki bu aslında en bir yandan iyi gibi şey gibi görünse de bir yandan da siz ucuz borçla kendinizi döndürebildiğiniz sürece rekabetçilik, verimlilik vesaire konulardaki ilerleme de kısıtlı olacak. O ilerleme ihtiyacı kısıtlı olacak. Son olarak da bunu verilerini şimdilik koymadım ama var zaten bunu artık biliyoruz. Bu büyüme gayet dengesiz bir şekilde gerçekleşti. Sanayiden ziyade inşaat odaklı. Esas bu kırılganlıkların uzunca süre patlamaması, herhangi bir soruna yol açmamasının sebebi de dünyadaki o likitte bolluğuydu. 2014'ten itibaren o likitte bolluğunun sonuna gelinmeye başlandığında da bu kırılganlıklar giderek daha görülür hale geldi. Sadece Türkiye için değil bu. Hatırlarsınız o dönem meşhur bir kırılgan beşli çıkmıştı. O kırılgan beşliye
işte Güney Afrika vesaire falan birkaç ülke girip çıkıyordu ama Türkiye sabitti orada hep o kırılgan beşli listesinde. Benzer özellikler taşıyan benzer ülkelerde vardı. Baktığınız zaman da işte bu dönem artık kurun yukarıya doğru gitmeye başladığı, enflasyonu hala birazcık tutabildiğiniz ama faizlerde de mümkün olduğunca büyümeyi sağlayabilmek için şey yaptınız. Yani bu kırılganlıklara rağmen hakikaten halen kredi genişlemesi ve faizlerin düşük tutulmasıyla Türkiye ekonomisi büyümeye devam edebildi. Büyümeye devam ettikçe, cari açık vermeye devam ettikçe o cari açığın yarattığı o finansal dengesizlikler de sürdü. Ne oldu nihayetinde? Yani bu bütün bu çerçeveyi toparlarsak bunun sonucu 2018'de bir döviz krizi. 2019'da ekonomi hafif hafif toparlanmaya başladığında da hemen faizleri düşürme ve ekonomiyi yeniden canlandırma girişimleri. Bunun birebir aynı modeli işte 2020 salgın döneminde de yaşadık. Bir yandan Türkiye ekonomisinden sermaye çıkarken bir yandan da düşük faiz ve kredi genişlemesiyle bu iş götürülmeye çalışıldı. Çünkü alışılan yöntem bir anlamda da oydu. Fakat sermaye çıkışlarının olduğu dönemde siz bunu devam ettirmeye çalışırsanız hepimizin o bildiği meşhur işte 128 milyar dolar ne oldu hikayesinin aslında buralarda önemli bir kısmı gitmeye başlıyor. Çünkü dış sermaye girişinin olmadığı yerde siz kuru bu bile yetmedi. İkide bir işte 2020'nin sonundaki o ödemeler dengesi krizinin eşiğine geldiğimizde bir cuma gece yarısı işte bakanlar, Merkez Bankası başkanlarının ortadan kaybolup birdenbire işte yeni isimlerle ortodoks politikalara dönülüp şey yapılması. İşte bu faiz döviz kıskacından kastettiğim de birazcık bu. Siz faizi ne kadar düşük tutarak ekonomik büyümeyi canlandırmaya çalışırsanız bu dönemde döviz tarafından o kadar taviz vermek zorundasınız. Döviz tarafından her seferde o verdiğiniz tavizler sizi sık sık da sadece kurun yükselmesi değil bir ödemeler dengesi krizinin de eşiğine getiriyor. Buradaki argüman da hani o finanse edildiği sürece cari açık sorun değildir gibisinden döviz kurları serbest olduğu sürece de kurlar kendi kendine bir gelir dengesini bulur argümanı vardı o 2000'lerdeki makroekonomi çerçevenin. Bunun böyle olmadığında aslında birkaç defa yaşayarak gördük. Çünkü iddia edildiği gibi kurların geleceği doğal efendime söyleyeyim dengeye getireceği bir yerin olması meşhur Marshall Learner Condition diye bilinen şartları diye bilinen şeyin çok aslında hemen hemen sağlanması çok güç şartlar olduğunu akılda tutarsak olmuyordu hiçbir zaman. Şimdi şurayı atlıyorum. Zamanım daralıyor. Bu Türkiye modeli denen şeye de birdenbire işte bir gene neredeyse bir gece yarısında geçildi. Bu bir kopuş denemesi gibi görüldü. Ne yapalım? Kredi genişlemesiyle biz büyümeye devam edelim. Kuru da kontrol edemiyoruz. Okey. Kuru da salalım. Yine aynı mantık vardı büyük ihtimalle. Ya biz bu kuru salalım. Evet kur yukarı gidecek. Ama bir yerde bir dengeye gelecektir bu kur. Yani gibi bir beklentiyle belki yapıldı. Bu bilmiyoruz tabii. Hiçbir zaman açık açık bunlar paylaşılmadı ama o dönemde geçen sene işte bu sıralar hemen hemen sene sonunda hemen hemen her gün işte 1 lira 1 lira 1 lira kur yukarıya doğru gitmeye başladı ve şunu gösterdi. Hakikaten sizin ekonominiz dışa tamamen açık ise döviz işlemlerinde tamamen büyük bir serbesti varsa böyle bir kurda denge noktası diye bir şey illaki gelecek değildir. Her an her tarafa doğru gidebilir. Çok spekülatif. Buna ne yapıldı? Buna aslında benim işte el yordamıyla müdahaleler, bazıları Oktar Hoca parça pinçik müdahaleler diyor. Sorun çıktıkça buralara müdahale edelim vesaire. Şimdi şu reel kur üzerinden bakalım. Bu tabii çok gerçekçi bir reel kur değil ama resmi veri olduğu için ben bunu kullanayım dedim. Bu Merkez Bankası'nın TÜFE bazlı reel kuru. Şu 2000'lerin başından takriben işte 2013'e kadar olan döneme bakarsanız işte Türkiye'de Türk lirasının hakikaten değerli seyrettiği dönem. Ondan sonra o aşınma yavaş yavaş başlıyor. Ama çok aslında enteresan olan şey bana sorarsanız şu
Türkiye modeline geçtikten sonra reel kur yeniden değer Türk lirası yeniden değer kazanmaya başlıyor. Bu da çok basit. Yüksek enflasyon olan bir ekonomide siz rekabetçi kur istiyorsanız o rekabetçi kurun sürekli artması gerekir en az enflasyon kadar. Ama fakat siz şu dönemde Türkiye ekonomisinin ithalat bağımlılığını, ithal girdi bağımlılığını arttırdığınız için kurdaki her artış da enflasyon olarak size geri dönecek. Ne oluyor günün sonunda? Enflasyon, devalüasyon değil tabii bu ama yani sabit kur olmadığı için bu sarmala giriyorsunuz. Kur yükselsin, rekabetçi olalım ama bir yandan da içeride fiyatlar artacak. Kaçınılmaz olarak. Bunu şey yapmaya gerek yok. Erinç Hoca'nın az evvel gösterdiği grafik bence bu işte modeli Sayın Bakan'ın tanımladığı bu şeyle birlikte güzel gidiyor bu grafik. En nihayetinde ne yapıldı diye sorarsanız şu yapılmış oldu. Bütün bu kırılganlıklar, efendime söyleyeyim, kriz eğilimleri, şunlar bunların Türkiye ekonomisini 2020-2021'de getirdiği yerde siz ya ortodoks, hakikaten yüksek faiz politikalarıyla bu işin içinden çıkmaya çalışacaktınız. Ekonomiyi biraz yavaşlatarak dengeye ya da belki de battı balık yan gider şeyiyle buradan büyümeyle çıkmaya çalışacaksınız ama bir maliyet olacak her iki senaryoda da. Siz bu maliyeti toplumun hangi kesimine yükleyerek çıkacaksınız sorusu var burada. Maliyetsiz bir çıkış olmadığına göre çok net olarak aslında Enç Hoca'nın bu paylaştığı grafiklerde maliyetin nereye yüklendiğini görebiliyoruz. Esasında bütün maliyeti emeğe ve çalışanlara yüklemek suretiyle buradan bir çıkış denemesi yapıldı. Deneme ne kadar başarılı olacak tartışabiliriz. Ama sonucunda elimizde olan şey ne? Yoksullaştıran ve istihdamsız bir büyümeyle geçirdik son bir seneyi. Bir yandan da şimdi seçim ekonomisi hazırlıklarına geçtik ki az evvel bahsettiğim kırılganlıklarla birlikte giriyoruz bu seçim döneminde de aynı zamanda. Krediyle büyümenin sınırlarına geldiğimiz yavaş yavaş görülüyor. En son üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandığında o temponun da kaybedilmeye başlandığını. Kamu borcunda bir artış bunun önümüzdeki dönemde daha da yükselmesini bekleyebilirsiniz. Şeyde seçim ekonomisi sattım haline girdiğimizde. Üstüne bir de uluslararası konjonktür değişiyor. Fed'in faiz arttırımları, ciddi bir yavaşlama. Kur şoku riskini sürekli taşıyoruz. Merkez Bankası gene o arka kapı müdahaleleriyle neredeyse artık her gün değil de böyle işte sabah döviz almayın, işte öğleden sonra almayın, şu bir saat içerisinde sadece döviz alın diye talimatlar gönderip diğer bankalara orada bir grafiğe baktığınızda neredeyse sabit kura geçmiş durumda. Bu da neyi getiriyor? Kur şoku riski sürekli bir ödemeler dengesi krizinin de eşiğinde opere ediyor Türkiye ekonomisi. Buradaki soru şu, seçime kadar burada çok ciddi bir değişim beklemiyorum ama 2023 seçimi sonrasında kim iktidara gelirse gelsin görünen o ki retorik en azından o ki ortodoks politikaları bir dönüş zorunluluğuna doğru gidiyoruz. Bitirirken başta söylediğim soruları yeniden sorayım. Bu çerçeve içerisinde baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum, geldiği yer, demokrasi ve kurumlar aşındığı için mi diye bakmamız lazım. İktidar doğru politikaları uygulamayı bilmediği, yanlış politikaları uyguladığı için mi? Yoksa bunların etkisi yoktur demiyorum ama altta yatan Türkiye ekonomisinin dış sermaye girişlerine bağımlı, yüksek ithal girdiye dayalı, borçlanmanın sürüklediği, çarpık bir ekonomik yapısı olduğu için mi bu noktaya geldik sorusunu aslında ciddi olarak tartışmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü şunlar çok fazla tartışılıyor. Fakat aşağıdaki esas yapıya dair yeterince tartışma yok. Bunun nedeni de 2000'li yıllar, 2001 sonrası dönemin bir bütün olarak değerlendirilmiyor olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Burada bir özet var. İsterseniz burada ben durayım. Tartışma
soru cevap kısmında belki biraz daha fazla konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sabah sabah beni dinlediğiniz için, davet ettiğiniz için. Orhan Hocam size geri dönüyorum. Çok mersi. Hocam çok teşekkür ederiz. Türkiye ekonomisinin durumunu net biçimde ortaya koyan sunuşunuz için. Hem Erinç Hoca'ya hem de size tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi tabii illaki soru veya değerlendirmeler gelecektir diye düşünüyorum. İki şekilde yapabiliriz bunu. İsteyenler sohbet kısmından mesaj da atabilir ya da söz alıp konuşabilir. Nasıl isterseniz. Evet. Oktay Hocam buyurun. Merhabalar. Öncelikle böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız da bizi tekrar onlar da sıkılıyordur beni görmekten ama aklımda da bazı sorular var. Özgür Hocam şey sormak istiyorum. Yani aslında biliyorsunuz az çok bu konudaki benim düşüncelerimi. Şimdi hani bize anlatılan Türkiye ekonomi derslerinde anlatılan işte Osmanlı'dan bu yana işte Cumhuriyet'in ilk zamanlarında bir merchant capitalist işte landlordlar 50'lerde bu merchantların içerisinden hızlı bir şekilde endüstriyel sermayenin yükselmesi daha sonra iç ithal ikameye dayanan iç piyasa odaklı daha sonra dış piyasa odaklı 2000'lerden sonra finansal sermayenin ortaya çıkışı ve bu süreç içerisinde de ağır ağır büyüyen ve 2000'lerde de daha da büyüyen bir inşaat sermayesi var. Zaten sizin yaptığınız tanımlamada yani büyümenin yani bu modelin inşaat odaklı olduğunu söylüyorsunuz. Burada ama sanki hocam yani benim bu işte Rethinking Marxism'e gönderdiğim sizin kitabınızın eleştirisinde de bu nokta var. Hani hala basılmaya bekliyor. 2 sene oldu. Bakalım inşallah basılacak. Yani sanki işte 2000'den 2013'e kadar veya bu ikinci döneme kadar inşaat sermayesi o kadar çok büyüdük, o kadar çok güçlendi ki ilk noktada bu AK Parti döneminin ilk 10 yılında maliye politikaları tamamıyla domine etti. İkinci dönemde de artık buradaki dominasyonun işte yetmeyerek veya farklı sınırlarına dayandıktan sonra ikinci noktada artık para politikasını da tamamen egemen aldı. Yani aklıma şey direkt şey giren construction led monetary policy. Yani baktığımız zaman yani bu politika kime yarıyor? Yani mesela dün bir haber daha düştü. İstanbul'da ortalama bir ev 3.2 milyon lira olmuş. Ya bu politikanın dışında bile mesela göç politikasının bile ben yani buna göre dizayn edildiğini yani inşaat sermayesi odaklı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Yani bir tarafta sanki şöyle bir klasifikasyon yapamaz mıyız hocam? Yani bir tarafta işte parakende yoğun, işte inşaat sermayesi, parakende gıda mallarını şey yapan sermaye ki o da ayrı bir çelişki içerisinde barındırıyor. Mesela BİM dediğimiz işte bu olay yakın zamanda yaşanan çok güzel bir bilgi var. Mesela Afyon'a bir çok devasa bir depo inşa ediyorlarmış. Fransa'ya, Almanya'ya ihracat yapmak için. Ama bir iç çelişki de barındırıyor bu. Çünkü ekonominin bu halde bunu da sürdürebilmek ve Avrupa pazarlarına girebilmek için de engel. Mesela bir tarafta bunlar ve bunların yanında işte emek yoğun üretim yapan ve işte faizlerin düşmesinden aslında gerçekten kazanan bir grupla bir tarafta da işte o finans sermayesinin çıkarlarını önceleyen bir grup var. Ki zaten işte muhalefetin önerilerine de baktığımız zaman bu zaten ikinci grubu neredeyse hepsini tamamen ya bu ikili ayrışmaya oturdu sanki yani siyaset de buraya oturdu. Yani siz bu klasifikasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir sınıflandırma sizin yaptığınız hani daha çok işte Türkiye'nin dış merkez ülkelerle olan ilişkisi ve sermaye akımları üzerinden bir external dynamics kurmaya çalışıyorsunuz. Bir sanki bir internal dynamics de var. Yani bunu ne diyorsunuz? Sadece bunu sormak istedim. Orhan Hocam soruları toplayıp öyle mi şey yapalım? Nasıl ilerleyelim? Yok hocam. Siz cevaplayın ondan sonra diğer soruları alalım. Tamam. Oktay çok güzel bir aslında noktaya iteledi tartışmayı. İki şey söylemek isterim. Bir, İki ilginç gözlem. Osmanlı'dan alacaksak yani ya da Cumhuriyet tarihine bakacaksak eğer
Şunu görüyoruz. Yaşadığımız şey aslında bir tekrardan ibaret gibi gözüküyor bazen de. 1950'lerin başı dışa açık bir büyüme modeli girişimi Demokrat Parti döneminde. Esasen işte tarımsal ihracat falan filan. 50'lerin ikinci yarısı dış açıktan ötürü bir yapısal krize giriyor Türkiye ekonomisi. Ve yavaş yavaş oradan çıkmak için ithal ikameciliğe dönüyor. İthal ikamecilik zaten hani Demokrat Parti'nin de son döneminde kaçınılmaz olarak başlatmaya başladığı bir şey yani yavaş yavaş. 50'lerin sonu bir yapısal kriz. Dış dış dengeden kaynaklanıyor esasında. İthal ikameciliğe geçiyorsunuz. Müthiş bir sanayileşme, çok hızlı bir derinleşme ve genişleme sanayide. Fakat bu sefer 70'lerin sonunda yeni bir döviz krizi, işte petrol fiyatları arttı, sizin makine teçhizatları, 70'lerin sonu yeni bir yapısal kriz. Uzun sürüyor yani. Yapısal krizden kastettiğimiz de böyle konjonktürel krizlerden farklı olarak hakikaten bütün şeyin iktisadi çerçevenin değişmesini zaruri hale getiren şeyler. 90'ların sonu benzer bir şey. 90'lar boyunca işte yüksek enflasyon, bütçe açıkları, cari açıklar falan filan. 2000'lerde bunu IMF politikasıyla en sonunda güçlü ekonomi diyerek dünya ekonomisine daha fazla entegrasyonla çözmeye çalışıyorsunuz. Sanki 20 senede bir bu devreleri yaşıyor gibiyiz. Yani 50'lerin sonu, 70'lerin sonu, 90'ların sonu, sonra da 2010'ların sonu. Değil mi? 2018 krizi. Bu biraz daha yayıldı şimdi. Bu bir. İki. Hani çerçeve o gibi gözüküyor bana. İki, içeriye baktığımız zaman da şimdi iki tarz inceleyebiliriz bunu. Bir, çıkarları birbiriyle çelişen sermaye grupları varmış gibi bakabiliriz. Biraz ona gidiyor senin dediğin. İşte bir tarafta inşaat, şu bu falan filan, küçük ihracat yapmaya çalışanlar, bir tarafta finans, büyük falan filan. Ama ben bir de şöyle bakalım isterim aslına bakarsanız. Biraz daha belki Marx'ın o bir bütün olarak sermaye şeyini Türkiye'ye düşündüğümüz zaman, bir bütün olarak Türkiye sermayesinin yapısı nedir diye baktığınızda, hakikaten içinde işte tüccar, kapkaççı unsurları barındıran, inşaatın önemli olduğu vesaire, 2000 sonrasında finansın ama uluslararası finansla entegre bir finansın olduğu bir şey. Bir yandan da ama ana hatlarıyla işte o büyük bazı sermaye gruplarını azıcık dışarıda bırakırsanız, ana hatlarıyla emek yoğun, senin dediğin gibi, fakat verimsiz üretim yapan, verimsizlikten kastım da işte o emek üretkenliğini arttırmaktan ziyade, yahut işte emek üretkenliğini arttırarak rekabet etmekten ziyade emek fiyatını düşürerek, ya emek fiyatını düşürerek ya ucuz krediyle finanse edilerek rekabet edebilecek bir sermayeden bahsedebiliriz. Bu ikisi birbiriyle çelişki halinde mi diye sorarsan, bana kalırsa bu ikisi bir bütünlük arz ediyor Türkiye ekonomisi açısından. Ve hükümetin uyguladığı politikalar kaçınılmaz olarak bazı anlarda bazılarını daha kayırıyor olacaktır. Bu yani şey olarak kaçınılmaz bir şey ama bir bütün olarak Türkiye sermayesini kayıran bir politika çerçevesinden bahsetmek gerekiyor bana sorarsanız. Yani siz bir yandan faizleri düşürüyorsunuz, çok güzel, ama bir yandan hani küçük şeyler için, sermayeler için, ama aynı anda da büyük sermayenin opere ettiği, hatta yabancı sermayenin opere ettiği metal sektöründe anında grevleri yasaklıyorsunuz. Şey yaparak yani sermaye grupları arasından birisini diğerine karşı şey yapmaktan ziyade belki de o şeyi düşünerekten, bu bir hipotez tabii, tartışabiliriz ama Türkiye'deki hükümet tam olarak Türkiye sermayesinin bir bütün olarak çıkarları doğrultusunda bu kararları alıyor diye de bakabiliriz bu çerçeveye diye düşünüyorum. Yani inşaat bunun içerisinde büyük bir yer tutuyorsa zaten siz bir hükümet olarak işleviniz sizin Türkiye ekonomisine ve Türkiye sermayesinin yeniden üretimini sağlamaksa, onu kayırmak zorundasınız, ona şey yapmak zorundasınız. Hani dönemsel olarak bu şeyler geçiyor. 2000'lerin başında biraz daha büyük sermayenin
dünya ile entegrasyonu üzerine kurulan politikalar bu sefer bu taraf zayıf düştüğünde bu tarafa yöneliyor gibi de görülebilir. Yani böyle bir hipotezi atabiliriz. Fakat son olarak çok uzattım farkındayım ama tüm bu hikaye Türkiye ekonomisinin o dış dünyayla ilişki kurma biçiminin içerisinde gerçekleşiyor. Ve her seferinde de bu sermayenin yaşadığı çelişkiler kendisini en nihayetinde bir döviz krizi, bir dış denge krizi olarak kaçınılmaz olarak gösteriyor. Bu da Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki o nasıl diyelim neoliberal çerçeveye çevreden eklemlenen bir ekonomi olmasından kaynaklanıyor. Başka bir şeysi yok yani bence. Hocam çok kısa ekleyeceğim. Ben şey diye düşünüyorum yani bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Yani bu external dynamics'ler yani bu dış dünya kapitalizmine ilişki sanki bu içerideki çıkar çatışmalarının ve o sınıf çatışmalarının bir şeyi constraint'i aslında. Yani o dışarıya vurduğun anda zaten yapman gereken belli yani. Belli o yani bu içsel çatışma sermayedarlar, sermaye sınıfı arasındaki çatışma bir noktaya kadar gidiyor. Bir noktadan sonra kaçınılmaz olarak o üst banda vurunca zaten dediğiniz tipte ortodoks politikalara dönüş. Finans, yani Türkiye'nin yapısı gereği oraya vurduğunuz anda zaten gideceğiniz yol belli. Ama sanki içeride de yani bunu hem açıklamalarda hem programda hem şu an siyasette görüyoruz. Çok ciddi bir çatışma var yani. O da gözden kaçmıyor sanki. Teşekkürler Oktay. Yani hani bunlar hep hipotez çatışma olarak gördüğümüz şeye baktığımız zaman da sermaye grupları arasında muhakkak her zaman çatışma vardır. Yani rekabet vardır, daha fazla pay alma, üretilen artı değerin daha fazlasına el koyma çabası her zaman vardır ama son dönemdeki politikayı sadece sermayeler arası çelişkiden ve çatışmadan açıklamaya çalışırsak en büyük karların da büyük sermayeye nasıl gittiğini açıklamakta zorlanırız. Baktığımız zaman karlılığı en ciddi bir şekilde artan da büyük sermaye bu dönemde. Ama bireysel şeye döndürmeyelim bunu isterseniz Orhan Hocam. Evet hocam. Sorularla. Evet şimdi Aziz Hocam'ın sanırım bir sorusu var. Aziz Hocam'ın sesi galiba açılmadı. Arkadaşlar ben şimdi dün ayağa kalktım ama tabii sokakta gezemiyorum da evde yürüyüş yapıyorum. Düzeldim yani. Şimdi öyle bir moral oldu ki iki konuşma. Adeta kopmuşum dünyadan. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Yani hem Erinç'e hem Özgür'e. Tam benim için bir böyle ziyafet oldu bu. Sağ ol. Size de özellikle Orhan. Bu ekibiniz tuttu, kongreler tuttu. Kutluyorum sizi. Şimdi Özgür'ün aslında tartışmaya açtığı noktalar sonuç yerine olan kısımlar. Çünkü orada sonuç dememiş, dikkat edin. Tartışma istiyor Özgür. Ya kardeşim diyor, tartışalım diyor. Ama sonuçta bir yani bilmiyorum aceleyi getirdi. Rakamlar kısmında çok kaldı. Halbuki sonuç yerine ya biraz hızlı gelseydi. Çok ciddi tartışma başlıkları sundu. Ben şimdi sevgili Özgür'den sonuç yerine 2'yi göstermesini rica edeceğim. Hemen açıyorum hocam. Onu söylerken de dedik ki devalüasyon sözcüğünü kullandı. Haklı olarak dedi ki ya aslında devalüasyon dememem lazım dedi. Şimdi bütün köşe yazarları, gazeteciler hepsi devalüasyon diyor. Ya buna bir karşılık Türkçe tabii iyi bulunamadığı için oldu. Yani depreciation of national currency'ye karşı ne söylenebilir bilmiyorum ama ulusal paranın amorti edilmesi mi diyelim ne diyelim? Değer kaybediyor. Değersizleşme dememiz lazım ama. Hayır. İşte ulusal paranın değer yitirmesi ama hocam değersizleştirme diye bir kavram yaparsak döverler bizi yani olmaz yani ona bir Türkçe bulmakla. Appreciation of national currency ne diyeceksin hocam yani olmaz. Bak devalüasyon, revalüasyon tuttu. Dövmezler adımı bunu söylediği zaman. Ama şimdi dalgalı kurda bu iki kavramı söylersen gazetecilere, ekonomi muhabirlerine ben derse gittim çok. En çok sordukları soru bu.
Hocam devalüasyon niye diyemiyoruz? Anlatıyorduk ama yani hakikaten zor. İzahı zor. Neyse onu bırakalım. Şimdi bak, bu iki konu demokrasi ve kurumlar arındığı için mi kriz, iktidar yanlış politika uyguladığı için mi kriz? Sen de kabul ettin bunu. Yani bunlar da gerçeğin bir parçası. Tabii ki. Yani aslında karşıtlık gibi hani o mu versus bu mu değil. Bunlar da var. Ama bunlar olayı açıklayacak temel faktörler değil. Yani hani şey vardır böyle Marksizm'de baş çelişki, temel çelişki diye bir tabir vardır. Temel çelişki bu senin üçüncüsü. Ama çok acı bir şey var. Acı bir şey var. CHP'nin alternatif sunumunda biliyorsun yerelden hocalar katkı verdi. Yereldeki sunumların hemen hemen hepsinde ortak nokta bu ikisiydi. Demokrasi ve kurumlar aşındığı için kriz, iktidar yanlış politika uyguladığı için kriz. Yani bir dönemde doğruydu bu politikalar. Örneğin Babacan doğru politikalar uyguladı. Ne bileyim işte Özal doğru politikalar uyguladı. Ama işte şu dönemde politikalar yanlış politikalardı. Şimdi bu tabii işte var olan krizin temel nedenlerine katkı sunuyor ama temel nedenler değil. Hakikaten bir planlama örgütü yoksa, ne bileyim kurumlar laşk olduysa, o zaman kurumcu iktisadın, yeni kurumcu iktisadın dedikleri tabii ki doğru. Ama oraya nasıl geldik? Orayı tetikleyen neydi? Onu incelemezsek o zaman biz sonuçlarla uğraşırız. Mesela Acemoğlu'nun dediklerinde şurada hangisi yanlış? Kurumlar meselesi doğru, diğerleri doğru. Ama neden o muydu Allah aşkına? Neden şu değil miydi? Bakın bir konuşmacı, bir konuşmacı. O da Hakan Karay'dı galiba. Onun bir cümlesinde ithalat girdi, bağımlı yüksekti. O kadar. Ama çözüm önerisine hiç değinmedi ona. İşte değinmemesinin nedeni senin sonuç yerine iki de sunduğun ilk iki maddede gerçek neden olarak görmeleri. Onlar üçüncü maddeyi görmezden geliyorlar. Sorun olarak anlat bir cümle geçti ama esas ikisine yoğunlaştı. Peki şeye gelelim. Şu sen de söyledin 2000 şeyden sonra dedin. Ben onun notunu aldım. 2017'den sonra, 14'ten sonra dedim, artan ithalat girdi oranları. Şimdi senin bu artan ithalat girdi oranları daha çok dış ticaret istatistiklerinden, istatistik ve gözlemlere dayalı. Oysa bunun bilimsel lazım. Bunu yapacak olan TÜİK. Şimdi Oktay Küçük Kiremitçi de burada galiba izleyenler arasında. Kardeşim en son 2012 yılına ait ya. Bu utanmazlık bu ya. Hocam bir daha söylüyorum. En son ithal girdi kas sayıları matriksimiz bizim input output'tan giderek 2012 yılına ait ya. Utanır adam ya. Aradan 10 sene geçmiş kardeşim. Ha şunu demeyin bana sakın. Ya düzeltebiliriz bunu. İşte efendim yok rast yöntemini kullanırız ya. O hikaye. Ondan öyle olmaz. Sen ciddi olarak bunu sahada gözlemleyeceksin. Olağanüstü makina şeyleri eskimiş durumda ya. Çöküyor o teksin makinaları. Yakında iflas eder yani. Ne yapmanız lazım? Sizin teknoloji kas sayılarını yeniden tespit etmeniz lazım. O zaman senin dediğin özgür tez doğrulanmış olacak. Yani ithal girdilere bağımlılık giderek arttı çünkü. Haklısın. Ama onu kanıtlayamıyoruz. İşte birkaç istatistik var falan filan. Onun için bunun bir kere TÜİK'e çağrı yapmamız lazım. Bu TÜİK yapar mı bunu onu bilmem ama yeni geleceklerin, yeni iktidarın bu TÜİK'in bu çalışmasında ısrarcı olmaları lazım. Yoksa bu iş çözülemez. Sorun sonuncusudur. Cari açığı patlatan da odur. Onun için adına Türkiye ekonomik modeli de yeni modelde ne dersen de hatta de ki ben kuru düşük tut şeye, kuru şeye, yüksek şey yapacağım. Hep depreciation'a uğratacağım. Olağanüstü bir şekilde ihracatı cazip hale getireceğim. Elinde patlar. Doğru. İhracat patlar ama ithal girdilerdeki rakam da patlar. Yani ne yapacağını şaşırırsın. Hatta niyetin tamamıyla ihracata dayalı bir büyüme bile olsa net döviz kaybeden bir konuma düşebilirsin. Bu konuda hem Erinç'in hem Özgür'ün yorumunu rica ediyorum. Teşekkürler.
Oktay Hoca da parmak kaldırdı. Belki bununla birlikte alalım mı Orhan Hocam? Olur hocam. Herhalde bağlantılıdır diye düşündüm ben de. Tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aziz Hocam ya provok etmeseydi aslında söz almayacaktım. Çünkü hem bu görüntüyle hem de bu sesle sizden karşısına çıkmak istemezdim. Ben de ağır bir Covid geçirdim. Herhalde geçiriyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Olsun. Teşekkür ederim. Ama sevgili hocalarımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Erinç Hocama, Özgür Hocama, Orhan Hocama ve bütün komiteye teşekkür ediyorum bu güzel düzenleme için. Selahattin Hoca'yı gördüm bir ara. Dostları burada görmek güzel. Şimdi Aziz Hocam'ın açtığı bağlamdan çok küçük bir iki şey söyleyerek çok rol çalmak istemiyorum. Yani çok fazla vermek istemiyorum. Bu ithal bağımlılığı meselesinde şöyle bir hadise var. İthal bağımlılığı aslında dile getirilir, yani bizler tarafından dile getirilse de sonuçta ekonomi yönetiminin bunu yansıması dışında çok dikkate aldığını sanmıyorum ben. Yani cari işlemlerdeki bir kalem dışında ithalatın yansımasının, ya daha doğrusu nasıl finanse edileceğinin formüle edilmesi dışında bunun bir problem olduğunu düşündüğünü zannetmiyorum. Hala da düşünmüyorum. Geçmişte de düşündüklerini zannetmiyorum. Geçmişte ekonomi yönetiminde olup şimdi umut beslediğimiz Millet İttifakı'ndaki değerli iktisatçıların da bunun hala önemli bir sorun olmadığını ve bunun finansman yönteminin kendileri tarafından daha ucuza bulunmasıyla bu sorunun aslında bir sorun olmadığının görüneceğini düşündüklerini varsayıyorum. Çünkü Türkiye'de ekonomisinin geçmiş dönemden bu döneme ithal bağımlılığına baktığınızda azalması için içeride ithal bağımlılığını ortaya çıkartan sektörlere yönelik politikaları geliştirmesi lazım. Teşvik edici politikaların olması lazım. Bu sektörlerde birincil ölçüde enerji olmak üzere kimyasallar, ana metal, makine imalat diye gidiyor. Yani bu sektörlerde mutlaka sizin yeni yatırımlar yapmanız lazım ki ithal bağımlılığı, sanayi ithal bağımlılığı azalsın. Ben enerji değilim ama çok değerli uzmanlardan birlikte bir grupta yer alıyorum. İşte Necdet Pamir'le, sevgili Oğuz Türk Yılmaz Hoca'yla. Türkiye'nin enerjideki ithal bağımlılığı düşmüyor. Hatta daha da artış gösteriyor ve bu tedarik zincirleri anlamında da bir sıkıntı göstermeye başladı. En son Rus-Ukrayna, yani Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra ortaya çıktı. Dolayısıyla enerji politikasında ithalatı daraltıcı, yerli kaynaklara önem verici bir politika yok. Varmış gibi görünse dahi bunlar da sadece belli başlı yerli üreticilerin kar marjını artırmaya yönelik politikalar. Enerji üretiminin kamucu bir yaklaşımla, kamu yararına ve ülke sanayisinin yararına yerleşmesi yönelik değil. Geriye kalan sektörler, kimyasallar, ana metal gibi sektörlerse, yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili kabul edilmediği için, yani teknoloji sınıflaması da bunlar yüksek teknolojili kabul edilmediği için bu sektörlere yatırımlar teşvik edilmiyor. Bu sektörlerdeki yatırım tutarları çok büyük olduğu için devlet girmiyor. Devlet girmediği için de bu sektörlerdeki ithal bağımlılığı dairede işleme rejimi dediğimiz garabetle, yani ihracatı destekleme için ortaya çıkartılmış 1996 sonrasında Avrupa Birliği'nin bir emzik gibi bize vererek sus bakalım al dahi işleme rejimini veriyorum. Dolayısıyla ben seni bazı gümrük anlaşmalarından, vekil ticaret anlaşmalarından muaf tutuyorum diye bize verdiği bu emzikle iyice kalıplaşmış ve iyice katılaşmış durumda. Türkiye sanayideki ithal bağımlılığını bu noktada aşamayacak. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu karlılık ve yüksek katma değer meselesinde Türkiye'deki inşaat sektörünün, bir dönem inşaat sektörünün sonrasında da yüksek karlılık gösteren sektörlerin gelişmesinin nedeni tamamen Türkiye'nin sanayi, daha doğrusu ekonomisinin özel sektöre bırakılması. Özel sektörde bunu nerede rant elde edebilecekse, nerede kolay imkan bulup kar elde edebilecekse, nerede ucuz kaynak temin edebilecekse, bunu ucuz Suriyeliler de dahil, ucuz göçmenler de dahil, orada yapmak istemesidir. Türkiye ekonomisi bu anlamda ucuz emek gücüne ve ucuzlaştırılması gereken emek gücüne dayanan, ucuzlaştırılması gereken ham maddeye dayanan dahil işleme rejimi bunu sağlıyor. Ve pahalılaştırılması gereken bir dövize bağlı olan bir ekonomi halindedir. Yapısal bir dönüm göstermediği için de yüksek karlılık oranlarının olduğu yerlere devam edecektir. Bunlar ister
ticaret ekonomi sektörleri olsun, ihracatı konuştuğumuzda olduğu gibi, isterse ticaret ekonomi olmayan sektörleri olsun, inşaatlı olduğu gibi. Teşekkür ediyorum tekrar bu güzel sunum için. Bütün hocalarıma tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Orhan Hocam, Aziz Hoca'nın sorusuna yanıt vermeden önce Oktay Hoca'ya söz vermenin ne kadar isabetli olduğunu da görmüş olduk. Evet hocam. Bütün olarak aslında o soruyu da yanıtladı o. Aziz Hocam, bu arada sizi görmek çok güzel. Hakikaten siz de keyif verdiniz burada. Beni anlamış olduğunuzu da görmek çok güzel. Sonuç yerine iyi, hakikaten onun için koydum. Yani sonuç değil bu. Sonuç yerine bunları konuşalım. Yani şeye gidecektim buradan da. Yani eğer bu soruya nasıl yanıt verdiğinize göre de hakikaten ne tip politikalar önereceksiniz? Yapısal reformlara geri döneceğiz. İşte daha fazla özelleştirelim efendim. Sosyal güvenlik reformu yapalım. Kıdem tazminatından şey yapalım ki işte bilmem ne olsun şu bu falan filan. Ama bunlar da zaten yapılıyor. Yani resmi gazeteyi siz eminim takip ediyorsunuzdur, seviyorsunuzdur. Resmi gazete Hürriyet Emlak gibi son dönemde yani sürekli nerede ne bulunursa satıldığı bir yer. Dolayısıyla aslında geleceğimiz yerde belki tartışalım diyeceğimiz bu bugün olmak zorunda değil ama yani en nihayetinde yapacağımız şeylerin bizim burada kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir perspektife doğru gitmek istediğimizi defalarca tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama ben çok fazla uzatmayayım. Çünkü siz Erinç Hoca'ya da yönlendirdiniz soruyu bir miktar. Erinç Hoca'yla biz zaten geçenlerde konuştuğumuzda belki de bu reel kurun mu hedeflenmesi gerekiyor o zaman? Hani makroekonomik açıdan, dengeler açısından diye konuşuyorduk. Hocam size devredeyim isterseniz Erinç Hocam birazcık da. Çok teşekkür ederim Özgür ama ben sevgili Orhan'a acaba vaktimiz daralıyor. Pınar ve Sinan arkadaşlarımızın da soruları var. Acaba onları alsak sonra hep beraber cevap versek? Tamam hocam, nasıl öngörürseniz. Yani, olur. Bir yarım saat daha arkadaşlarım. Hocam 25 dakika daha devam edebiliriz. Diğer oturum bir de. Yani birden 5 dakika önce bitirsek de olur. O zaman tamam ama yani ben Pınar ve Sinan arkadaşlara o zaman onlara yani size bırakayım şey. Madem o kadar vaktimiz var ben vaktimiz yok, tabii tabii alalım soruları hocam. Dediğiniz gibi yapalım. En son topluca cevap verelim o zaman. Evet. Pınar Kahya'dan alalım. Merhabalar hocam. Merhabalar. Çok teşekkür ederim sunumlarınız için. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doktora adayıyım. Devletin finansallaşmasını Hindistan'da çalışıyorum. Hindistan üzerinden çalışıyorum. Şöyle bir şey sormak istiyorum Özgür Hocam'a. Şimdi bu Türkiye ile ilgili tartışmalar yaparken zaten şey konuşuyoruz işte kırılganlıklar, bir çevre, küresel güney ülkesi olmasının getirdiği yapısal sorunlardan konuşuyoruz ama şöyle bir şey fark ediyorum çalıştığım ülkeden dolayı. Hindistan'ın ilerici iktisatçıları, işte Erinç Hocam'ın ve sizin de gayet yakından takip ettiğinizi, işte Patnaikleri, Ghosh, Jayati Ghosh'u vesaire biliyorum. En azından takip ediyorum. Onlar mesela Hindistan şu anda şöyle bir Reserve Bank of India şöyle bir politika izliyor. Yani aslında genel trende uygun bir şekilde faizleri yavaş yavaş artırıyor, enflasyonu hedefliyor ve çok küçük marjlarla da olsa büyüme öngörülerini daha revize ediyor. Yani düşme daha aşağıda revize ediyor vesaire. Şimdi orada da şöyle bir şey fark ediyorum. Hindistan'daki ilerici iktisatçılar da aslında hem enflasyon üzerinden hem de bu interest rate policy üzerinden aslında bir eleştiri getiriyorlar. Şimdi bizde farklı bir şey yapılıyor. Bizde ilerici daha iktisatçılar işte sosyal bilimciler de bizdeki modeli eleştiriyor ve ben biraz şey oluyorum bizdeki çok katmerli mi? Yani normalde olması gerekeni işte daha böyle ana akım genel trende uygun olanı mı eleştirmek aslında şeyken şu an yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben biraz böyle şaşırıyorum çünkü oradaki enflasyon tartışmalarıyla vesaire düşündüğümde ya Türkiye'de
Bunun yeri ve zamanı mı değil acaba diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, Sinan Askan ve Selahattin Hoca'dan da soruları alalım. Daha sonra başka soru almadan topluca cevap yapalım hocam. Teşekkür ederim hocam. Selahattin Hoca da el kaldırdı hocam. Evet, Selahattin evet, Hoca'yı da atlamayalım. Yok hocam, tamam. Sesim geliyor değil mi hocam? Hani. Geliyor geliyor. Buyurun lütfen. Selahattin Hocam buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aziz Hoca'ya çok geçmiş olsun diliyorum. Dileklerimi iletiyorum. İki tane soru sormak istiyorum. Birincisi, Oktay Hoca'nın iç dinamik, Oktay Özden'in iç dinamik, dış dinamik ilişkisiyle ilgili bir tespit yapmak istiyorum. Katılır mı diye soracağım bu tespite. Bu iç dinamik, dış dinamik ilişkisini ele almak açısından sanki doğrusal olmayan bakış açılarına ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Oktay Hocam, buna katılır mısınız? Hocam sesiniz... Hocam, yani biraz daha açarsanız, yani bilmiyorum ben aslında bana zor, ne bileyim ben şeyin tartışmanın şeyi de değilim ama hocalarım... Yo, şu anlamda söylemeye çalıştım. Yani iç dinamik, dış dinamik ilişkisi sanki çok boyutlu. Evet. Bir şeyin çok boyutlu olduğunu söylemek de hani karmaşık bir nedensellik ağı olduğuna işaret etmek anlamına geliyor. Bu anlamda da doğrusal olmayan bakış açılarına ihtiyacımız var. Bunu amplik yöntemleri kastederek de söylüyorum. Evet, katılır mısınız diye sordum. Belki başka zaman yani, tekrarda şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Direkt doğrudan tek yönlü bir nedensellik yoktur elbette. Hani farklı yönlerden veya çok boyutlu ve hani mekana, zamana, yere göre değişen bir şey var. Ama bu dinamikler bence sürekli olarak birbirini koruyan ve hani sistem bunun üzerine diye yürüyor diye düşünüyorum ben. Peki. Çok teşekkür ederim. Hocam, Özgür Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Bu en son slide'la ilgili. Hocam, eşitlikçi, kamucu ve katılımcı bir ekonomi derken tam olarak kastettiğiniz nedir? Teşekkürler hocam. Başka sorunuz var mı? En son toplu bir şekilde cevap verecek hocalarımız. Tamam, olur. Tamam. Sinan Bey, sizden de alalım. Teşekkür ederim hocam. Ben hem sunumlar için teşekkür ediyorum hocalarıma. Aziz hocama da geçmiş olsun dileklerimi belirtmek isterim. Ben hem Özgür hocamın hem de Erinç hocamın ortaya attığı soruları biraz da bütün bu sorular ışığında da derleyip toparlayıp bir şey sormak istiyorum. Şimdi Özgür hocam sonuç yerine derken hani geleceğe bir projeksiyon tuttu soru işaretleriyle. Bence şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Faiz artışlarıyla dünya ekonomisinde resesyonun tetiklenme iyiden iyiye olasılığı belirdikçe aynı zamanda bu faiz indirimleri tekrar başlar mı? Yani bu kadar bir tıkanmayı dünya ekonomisi kaldırır mı? Çünkü 2008'den beri bir şekilde Fed merkezli yine Amerikan hegemonyasının da diyeyim görece devam eden öncülüğünde bir ekonomik küresel modelde ilerledik. Buraya kadar geldi. Covid ile birlikte bir terse dönüş ve şimdi resesyonu tartışıyoruz. İkinci büyük sorun da şu. Bu faiz artışları özellikle gelişen ekonomilerde ve hatta Avrupa Birliği'nin periferi olarak tanımlanan Güney Avrupa ekonomilerinde bir borç krizi yaratır mı? Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. Çünkü şimdi biz geleceği tartışıyoruz. Türkiye'nin en büyük dış ihracat pazarı Avrupa Birliği. Hani böyle bir durumda Türkiye ne olacak? Bu işin tehdit boyutu. Bir de hani acaba fırsat boyutu var mı? Çünkü böyle bir tartışma da var. Çünkü Covid'le birlikte küresel global supply chain'in Çin merkezi, Çin'e bu kadar bağımlı olması çok tartışıldı. Ve bu anlamda özellikle ucuz iş gücü, gerek göçmen işçilerle, gerek yaşanan enflasyonla, gerekse lokasyon açısından Türkiye'nin avantajlı olduğu ya da avantajlı mı
sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü en başta Oktay'ın söylediği şeye, bence Oktay başlangıç olarak çok güzel bir yere değindi. Türkiye'nin %20'si Portekiz seviyesinde yaşıyor. 3 aşağı 5 yukarı ve yani rakamda yanlış hatırlamıyorsam 3'te 2'lik yani gelirin 3'te 2'si nüfusun %40'ının elinde. Şimdi bu şekilde çark döndürülmeye çalışılıyor ve bu noktada şu soru da ortaya çıkıyor. Sermaye arası bir çatışma evet var. Ama ben orada Öner Günçavda Hoca'ya Boğaziçi'nde yapılan toplantıda sormuştum. Öner Hoca çok güzel bir soru ortaya atmıştı. Onu da paylaşmak isterim bu vesileyle. Yani sermaye yoğun üretim yapan şirketler, Özgür Hoca'nın dediği gibi hem kardan en büyük payı alıyor hem de şöyle bir soru var. Yani sermaye yoğun şirketler ne kadar sermaye yoğun? Yani bunu niye soruyorum ve sorguluyorum? Çünkü önümüzdeki süreci tartışıyoruz. Kalkınma politikaları ister istemez tartışılacak. Ve sermaye yoğun üretim ister istemez katma değer açısından önemli ve öne çıkıyor. Ne kadar üretiyorlar ve üretebilecekler mi? Bu da şu noktada önemli. Elinç Hocam'ın perspektifine dönecek olursak yeşil kalkınmayı konuşuyoruz. Şimdi şu ana kadar kalkınan ya da gelişmiş ekonomiler tam da Erinç Hocam'ın bahsettiği gibi bacasından simsiyah dumanların çıktığı bir çağda bu kalkınmayı başardılar. Yani iklim sorunu onların bir anlamda elini kolunu bağlamıyordu. Böyle bir gereksinim de duymuyorlardı. Her zamanki gibi kârı maksimize eden, pazar payını maksimize eden bir yaklaşımla hem üretimlerini hem paylarını büyüttüler. Şimdi dünyanın sürüklendiği iklim krizi karşısında bizim şöyle bir problemimiz var. Bizim gibi ekonomiler hem enflasyonla hem bir şekilde borçlulukla boğuşan ekonomiler iklim krizinin karşısında bu kalkınmayı nasıl başaracaklar? Benim sorum bu. Son olarak da çok küçük bir şey daha eklemek isterim. Bütün bunlar çerçevesinde aslında yine yeşilden hareketle Türkiye özelinde yani muhalefetin veya solun önerdiği reçeteye baktığımızda yani aslında 2002 sonrası modelin tekrar bir uygulanması diye yorumlayabileceğimiz bir politika reçetesi öne çıkıyor. O anlamda ben sorun acaba daha genel mi diye bir şey ortaya atayım. Şundan dolayı bu acaba dünyada solun yaşadığı bir sorun mu? Çünkü İspanya'ya bakıyorsunuz sosyal demokratlar iktidarda. Evet alt kimlikler ve yeşil konusunda gayet gayretliler ama orada da grevler bastırılıyor. Almanya'da dönüp baktığımızda Yeşiller Partisi'ne iklim deniyor sözde savaş karşıtı olarak çıktı ama işte Ukrayna Savaşı'ndaki durumu ortada. Yani şöyle bir soru ortaya atacağım. Acaba dünyada sol kendisini var eden üretim araçları ve bölüşüm ilişkileri merkezinden yeşil ve alt kimlikler konusuna girdikçe uzaklaştı mı? Farklı bir noktaya deyim yerindeyse yani yanlış anlaşılmak istemem. Tabii ki bu sorunlar çok önemli bunun altını çiziyorum ama buraya sürüklendikçe solu sol yapan üretim araçları ve bölüşüm ilişkileri derdi kavgası sulandırıldı mı diyerek tamamlayayım. Evet, teşekkürler Sinan Hocam. Hocam soruları cevaplamaya başlayın isterseniz. 20 dakikalık bir süremiz var. Çok özür dilerim Orhan. Bir düzeltme isteyeceğim. Çünkü bizim Oktay şundan bahsederken AKP'nin böyle bir gündemi yok. Hiç olmadı bugüne kadar. İthal girdilere bağımlılığıyla ilgili dedi. Yani düzeltme yapmak zorundayım. 10. Kalkınma Planı'nda 25 adet dönüştürme projesi yayınladılar. Para ayırdılar, finansmanını buldular. Hatta orada öğrencilerim çalıştı. Benim öğrencilerim de var, DPT uzmanı. Fakat ne oldu, ne etti? Birden o komisyon daha sonra çalışma yaparken iptal edildi. Adı da şu, ithal girdi bağımlılığını azaltma projesi. Yani var, öyle bir çalışma yaptılar. Bir de yurt içi tasarrufları artırma projesi. Cari açık sorundur bilmem ne. Yani göstermelik de olsa olayın farkında olduklarını gösteren iki projeyi imza attılar. Sonuç hüsran ama bunu hani kayda girsin diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Zeynep Adem'in de çok kısa bir sorusu varmış. Hızlıca ondan da alalım.
Merhabalar. Çok kısa bir sorum var. O yüzden çok zaman almayacağım. Sinan Hoca'ya belki sorusuyla da iyi cevaplanabilir diye sorma istedim. Yani ben genel olarak cevaplamak isteyen herkes için bir soru sormak istiyorum. Hani kamucu bir gelecek inşasının ülkemizde bugün politik bir iz düşümü var mı? Siz böyle bir seçeneği politik olarak görüyor musunuz diye soracağım. Bu kadar. Teşekkür ederim herkese. Teşekkürler. Hocam buyurun. Çok teşekkürler. Ben de notlarımı 4 ana başlık altında topladım. Çok kısa kısa değinerek. Ama bu 4 başlığa şimdi sevgili Zeynep arkadaşımızın yetişmedi. O anda bir iki cümle söylemek zorunda kalacağım. Ama bence Zeynep'in sorusu bütün oturumu son cümlesi olarak yerine oturuyor. Bu 4 ana başlıktan başlamadan evvel 0. başlık Aziz çok geçmişler olsun. Hiç bu yaşadığın sağlık problemini hissettirmedin Türk ve Dünya Akademisi'ne. Bundan sonra bu iş giderek daha da artacak katkıların. Şimdiden hem geçmişler olsun hem de şimdiden tebrikler ediyoruz. Emeklerine, ellerine sağlık diyorum. Korkut Hoca'nın 2001 krizi sonrası giderek artan cari işlemler açığı ve tırnak içerisinde bu ithalat bağımlı yapı dediğimiz olgu tabii kendi kendine akşamdan sabaha olmadı. Çok önemli hatırlatması. Ara malı ve yatırım malı ithalatı en tahripkar ithalat biçimidir. Hatırlarsanız o dönemde bu tahripkar ithalat biçimi bir yandan da SEKA'nın özelleştirilmesi, et balık kurumunun tasfiyesi, Ankara'da en verimli, en değerli araziye et balık kurumu yerine 5M Migros'un biçim değiştirmesi, hayvancılığın ilinden kalkması, SEKA'nın kaldırılması. Yani bunlar bir bütün olarak bu tahripkar sermaye birikimi biçimi el birliğiyle yürüdü. Cari işlemler açığı. O bakımdan ben hani bugün bir belirsizlikleri arttırıyor, Türkiye'nin risk primini yükseltiyor, kırılganlık göstergesi olarak çok önemlidir cari işlemler açığı söylemleri. Elbette öyle. Fakat bunun ötesinde cari işlemler açığı ulusal girdi çıktı bağlantılarını tahrip eden, Türkiye'yi sermaye yoğun, aslında sermaye kıt bir ekonomi olmamıza rağmen sermaye yoğun bir teknolojiye mahkum eden, o sermayeyi de işte ithalata bağımlılığın diğer bir sözü dış borçlanarak elde ettiğimiz bir sermaye birikim modeli. Dolayısıyla emeği ikame eden, emek tahrip eden bir süreç. Zeynep de Oktay da ısrarla bunun bir küresel bir ekonomi içindeki bağlantılarından da söz etti. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir olgu değil. Geç kapitalistleşen ekonomilerin yapısal sorunlarının bir tanesi. İkinci noktam, Özgür Hoca'yla işte sık sık sohbet ediyoruz. Ben onun ağzından aslında bu yapısal reformlar meselesine ilettiği bir yanıtı ben onun ağzından aktarayım. Gerisinde belki kendisi tamamlamak arzu eder. Şimdi yapısal reform eksikliği diye bakan iktisatçı meslektaşlarımızın bu öykünerek Türkiye'de yapısal reformun altın çağı diyeceğim. Yani bu belki daha evvel de 1980 sonrası Özal bağlamında da böyle bir özlemle anılan bir cesur adımların atıldığı dönemde, ama 2001 krizi sonrası işte büyük uyum çağına Türkiye'nin adapte olması. Şöyle demişti bana bir sohbetimizde. Bu çağ, bazı konuşmalarında bu meslektaşlarımızın 2006'da, en son dinlediğimiz zamanda da 2011'de, 2012'de sonlandırıldı. Sonlandırılmasaydı ne olurdu? Yapısal reformlar altın çağı denen Türkiye 4 nala 2010'lu yıllarda günümüze kadar gelseydi, yani tırnak içerisinde
daha derinleştirilseydi o yapısal reformlar. Şimdi o yapısal reformların sonucunu hatırlayalım. Cari işlemler açığı milli gelirin neredeyse %10'una vurmuş. Hatta öyle ki 3 tane %5 hedefi ortaya çıktı. Büyümede %5, enflasyonda %5, cari işlemler açığının milli geliri oranında %5. 3 tane tutturulamayan hedef Gül'ün dediği gibi. Yani cari işlemler açığını bir hedef haline getiren bir yapısal reform. Türk lirası nominal olarak piyasa kuru 1 lira 10 kuruşa kadar düştü dolar olarak. Ve finans kesimindeki bu sabahleyin coşkuyla konuşan arkadaşlar 1 dolar 1 lira olur mu? Nominal olarak bahsediyorum. Ne olurdu 1 dolar 1 lira olsaydı? Türkiye'nin bu ithalata bağımlılığı 4 nala gider. Artık yurt içinde üretim yapmayan, petrol zengini Arap dünyası gibi yüksek faizden olduğu gibi sıcak parayı Türkiye'ye çek, dövizi alabildiğine ucuzlat, Merkez Bankası da bir köşeye çekilecek. Benim enflasyonla hiçbir derdim yok. Pardon, özür dilerim. Enflasyon dışındaki hiçbir değişkenle benim derdim yok. Serbest piyasada belirlenen bir döviz kuru var. Ve Türkiye'nin yapısal reformu bu şekilde kopup gidecekti. Şimdi bu sürdürülemez bir denge olduğu o kadar açık ki. Dolayısıyla Özgür'ün bize şeytan avukatlığını yapıp şimdi sabah sabah adrenalinimizi yükselttiği bu 2, 3, 4, 5 sonuç yerineleri. Yani ya elbette sürdürülemez bir boyutta. Yani Türkiye ekonomi idaresi değişen sıcak para akımlarının yönü karşısında ortaya elbette her ne pahasına rant arayışının elbette imar rantları üzerinden ucuz krediyi her ne pahasına olsun sürdürme yönünden kurgulayacaktı. Bu bakımdan sermaye grupları arasında bir çatışma değil. Elbette yani bir her zaman sermaye grupları arasında bir çatışma var. Fakat bir bütün olarak sermayenin çıkarını Türkiye'de korumanın amacı artık o tırnak içerisinde diyorum yapısal reformun altın çağı dönemi başka bir tırnak içerisinde yapısal reformlarla sürdü. Şimdi kur korumalı mevduat yapısal reform değil mi? Veya Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önünü açtığı reformlar dizisi yapısal reform değil mi? Bunlar da bir yapısal reform. Ama ben konuşmanın ilk başında söyledim. Hangi Türkiye'den bahsediyoruz? Kim için yapısal reformlar? Sevgili Ali Hoca bu hakikaten işte devalüasyon Türkçe bir kelime olmamasına rağmen bizim kuşak hele 1971 devalüasyonunu hatırlayan 1979 Turgut Özal'ın devalüasyonunu hatırlayan bir nesil için devalüasyon aileden bir sözcük olmuştu. Şimdi değil. Ve hele hele reel olarak değerlenmiş Türk lirası, reel olarak aşınmış Türk lirası gibi sözcükler de aslında serbest kur, yüzen kur, serbest kur demeyeyim, floating yani yüzüyor. Yüzen bir kur rejiminde bunun da çok bir karşılığı yok. Neye göre aşırı değerli, neye göre aşırı değerlenmiş? Bir ara benim çok ilgimi çekmişti. Sebastian Edwards o literatürü fazla sürdürmedi. Tam bu soruna ilişkin olarak, genel olarak bağlamında currency misalignment sözcüğü kullandı. Döviz kuru dengede, serbest kur dengesi diyeceğim. Fakat ben bunu Türkçe'ye uyumsuz. Neyle uyumsuz? Döviz kurunun dengesi oluşan makroekonomik dengelerle, istihdam, iş gücü, sermaye, emek, ve cari işlemler dengesiyle uyumsuz. Cari işlemler kapatılıyor. Nasıl kapatılıyor? Nasıl finanse ediliyor? Misaligned. Ben uyumsuzluk sözcüğünü uzun süre kullanmıştım. Oradan da Pınar Kahya arkadaşımızın sorusu. Ben şöyle değerlendiriyorum. Enflasyon, faiz, kur. Paranın 3 fiyatı. Bunlar bir bütün. Eğer bu üç fiyat birbiriyle uyumsuzluk gösteriyorsa
ortada birisinden birisi patlak verir ve bu reel ekonomiye de sirayet eder. Şimdi bu konuya mekanik olarak bakmamamız lazım. Yani Türkiye'nin dışında hemen hemen bütün iktisatçılar sol, ilerici, yapısal yönden bakan iktisatçılar bu enflasyonist sürecin, küresel ekonomideki enflasyonist sürecin arz yönlü olduğunu, dolayısıyla talep yönlü faizin yükseltilerek ve parasal kısıtlama, sıkılaştırma yoluyla talep yönlü aletlerle bu enflasyona mücadele edilemeyeceğini vurguluyorlar. Fakat bu bir boşluk içinde bir yorum değil. Türkiye'deki enflasyon hem arz yönlü talep yönlü bir enflasyon. O yüzden buna faizi tek başına yükseltelim, müdahale edelim bile elbette bakamayız, ama faizi de bu şekilde dengesinden kopmuş bir şekilde bir faiz politikasıyla da elbette enflasyonla mücadele edemeyiz. Bu bakımdan Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki enflasyon biçimlerinin ben çok karşılaştırılabilir olmadığını savunmak durumundayım. Bu vesileyle Özgür ile çalışmalarımızda biraz değindi biraz evvel, reel kuru hedeflemek. Biz kurunda enflasyon hem de reel kuru bir arada düşünen, bu paranın üç fiyatı, faiz, kur ve fiyat düzeyi, yani fiyatın tersi düzeyi, bunu bir bütün olarak müdahale etmeye Merkez Bankası'nın reel kur hedeflemesi üzerinden tahayyül etmeyi düşünüyoruz. Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar veya para ekonomisine çok değer veren arkadaşlar öyle bir lüks bir noktaya getirdiler ki kendilerini. Merkez Bankası sadece enflasyonu hedefleyebilir. Reel ekonomiye hiçbir şekilde müdahale edemez. Bunlar görevleri arasında değildir. Yani böyle bir bağnaz bir şekilde ekonomiye bakarsak elbette sorunlarımıza çıkış bulamayız. Son olarak da sevgili Selahattin Hoca'nın, gerçi Özgür'e de ama sorusuna ben de şöyle bir katkıda bulunayım. Türkiye'nin ben en önemli sorunu, müdahale edilmesi gereken sorununun Cumhuriyet tarihi boyunca çözülemeyen Ankara'nın doğusu sorunu olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Türkiye'si de AKP'de Türkiye'nin doğusuna müdahale etmedi. Ve Türkiye'de bir bölgesel eşitsizlikler artık öyle bir kronik bir halde ki bu sorunu muazzam bir iç göç ve bunun sonucu olarak da ortaya çıkmış bir yapı. Bu kalkınma iktisadında hani dual economy. Lance Taylor'ın yakında kaybettik deyiyle Belindia, yani çok küçük bir Belçika tipi bir dinamik bir ekonomi ve eski Hindistan'dan bahsediyoruz. 1970'lerde yazılmış India. Durgun, vasat, hiçbir hareket yok. Eskimiş bir teknoloji, eskimiş bir, şimdiki Hindistan'dan bahsetmiyorum. Hani bu ikili yapı, yapının müdahale edilmesi ve artık yoksulluğu üreten bir İstanbul odaklı bir bölgesel eşitsizlikten vazgeçilmesi gerekiyor. Ben Özgür Hoca'nın bu özgürlükçü, katılımcı Türkiye modelini bunun üzerinden kurgulayacağımızı düşünüyorum. Sinan'ın da vurguladığı gibi bunun üzerinden de yeşil ekonomi, enerjide dönüşüm, fosil yakıtlardan arındırılmış veya arındırılma yönünde, yani bu bir süreç, bir ekonominin Türkiye'nin doğusunu bir sanayi merkezi olarak, yeşil dönüşümü gerçekleştirme sanayi merkezi olarak kurgulayabileceğimizi düşünüyorum. Özgür Hocam, çok sizin cevaplarınızdan çaldım. Kusura bakmayın. Ben sözü size devrediyorum. Estağfurullah hocam. İşimi kolaylaştırdınız. Orhan Hocam, 6 şey söyleyeyim. 6 dakikada bitireyim isterseniz. Tamam hocam. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Yani bu şeyleri, konuları tartışmaya ihtiyacımız olduğu yeniden ortaya çıkıyor. Yani bunu, ortamını sağladığınız için teşekkür ediyorum. İki, Aziz Hoca ayrılmadan hani onunla konuşurken kurumlardan bahsedildi. İşte bir takım arkadaşlar kurumların aşınmasından vesaireden bahsediyor ama
Bahsedelim. Yani sendikaların kurum olarak aşınmasından bahsedelim. Toplu iş sözleşmesinin kurum olarak aşınmasından bahsedelim. Planlamanın kurum olarak aşınmasından bahsedelim. Yani kurumlar dendiğinde niyeyse bir hegemonya da oluştu orada. Sanki sadece neoliberal kurumlar varmış ve sadece bunlar aşınıyormuş gibi. Ama bu literatürden çok önce zaten bir kurumsalcı iktisat vardı. Hacun Chang var en basitinden, en doğrudan bu işleri, yani büyüme kalkınmada. Bu da ikinci söyleyeceğim şey. Üçüncüsü Pınar Hoca'nın sorusuna gidersek. Şimdi hocam dediğiniz çok doğru. Çünkü ABD'yi de takip ederseniz orada da ilerici iktisatçılar Fed'in faiz artışlarına karşı çıkıyorlar. Farklı bir pozisyon alıyorlar. Burada iki unsur var. Bir, itiraz edilen şey Erinç Hoca'nın çok güzel vurguladığı gibi makroekonomik politika yapmak sadece para politikasına indirgenmiş durumda. Son 20 senedir bütün dünyada makroekonomik politika dendiği zaman faizlerin inip çıkması, başka herhangi bir tartışılan bir şey yok ve sadece ve sadece, yani çok kötü bir kriz olursa da bir mali genişleme, ama ondan sonrasında da gene para politikasına devrediyoruz işi. Birinci eleştiride ortaklaştığımız nokta belki Türkiye'dekiler, Hindistan'dakiler, ABD'dekiler olarak bu. İkincisi, bu politikalar yani böyle bir ikilem olarak faizi indirmeye, çıkarmaya karşı olmak açısından değil. Bu politika çerçevesi ne için kullanılıyor? Vurgulamaya çalıştığım şey o. Belli bir bütün olarak sermayenin çıkarları için kullanılıyor. Yani Powell'ın konuşmalarını takip ederseniz çok açık ve net bir şekilde ücretler fazla artıyor, işsizlik oranları çok düştü. Biz bunu arttıracağız, işsizlik oranlarını, ücretlerdeki düşüşü yavaşlatacağız diye çok açık artık ifade ediyor. İtiraz edilen yer o, yani politikanın kendisi çok değil ama neyi amaçla kullanıldığı bir. Dördüncü söyleyeceğim şey, belki Oktay ve Selahattin hocaların da söylediği şey. Şimdi şunu kabul etmek zorundayız. Ana belirleyici, sizin içinde yer aldığınız ekonomide ana belirleyici küresel kapitalizmin dinamikleri. Bunu siz belirleyemiyorsunuz. Siz bunun dışındasınız. Türkiye gibi ülkeler açısından sorun, siz ekonominizi bu dünya ekonomisi dinamiklerine nasıl entegre ediyorsunuz? Şartsız, koşulsuz tamamıyla mı entegre ediyorsunuz? Belli şartlar, koşullar altında mı entegre ediyorsunuz? Bunun dışında kalamazsınız, o bariz, ama sanırım tartışılması gereken yer aslında bütün bu soruların içerisinde oraya da geri geliyor. Beş, bu sonuç yerine de yazdığım uzun vadede neyi? Bu uzun vadede, bunun içini açık söyleyeyim, doldurarak yazdığım bir şey değil. Bunu tartışmaya açmak istiyorum. Yani biz ne istiyoruz uzun vadede? Eşitlikçi bir büyüme mi istiyoruz? Eğitimin, sağlığın kamu tarafından kaliteli ve ücretsiz bir şekilde sağlandığı bir ekonomi mi istiyoruz? Tarımsal üretimin ihtiyaçlar çerçevesinde yapıldığı bir ekonomi mi istiyoruz? Vesaire, bu soruları şey yapacağız. Orada ben katılımcı kısmına vurgu yapmak istedim. Katılımcıdan kastettiğim de bu böyle uzman bir iktisatçının belirleyeceği, bir liderin belirleyeceği bir şey değildir. Bu çok tabandan organize edilmesi gereken bir tartışma olduğu kanaatindeyim. Bu da Zeynep Hoca'nın sorusuna dönüyor. Tabii bu bir politik seçenek olarak elimizde var mı bugün? Yok, ama yok olmasının sebebi de, yani yok olduğu için biz bu tartışmaları yapmayalım dersek bu hiçbir zaman olmayacak. Bu gündemin dayatılması gerekiyor. Bu gündemin tartışılması gerekiyor. Ve bunu da yapabildiğimiz kadarıyla yapmamız gerekiyor. Başka bir şey yok. Yani yahu zaten böyle bir şey olmayacak. Ya dönersek eğer zaten hiçbir şey yapmayalım, hiçbir şey tartışmayalım. Son olarak Sinan bizden sorduğu sorularla 4-5 tane kitap yazmamızı istedi. Bunu yaparız herhalde zaman içerisinde, ama sadece bir kısmına cevap verelim Sinan'ın dediğinin. Çok doğru, yani faizler yükseltiliyor global olarak, ama dünya ekonomisi buna dayanabilecek bir durumda değil. Uzunca bir süredir değil. Zaten bu secular stagnation diye oluşan literatür, işte süreyen durgunluk literatürü de bunu söylüyor. Yani
faiz oranlarının düşük olmadığı bir dünya ekonomisi büyüyemiyor zaten. Dolayısıyla buradaki sorun faiz indirimlerine ne zaman gelecekleri, gelip gelmeyecekleri değil de her şey yıkıldıktan, dağıldıktan sonra mı yoksa daha öncesinde mi başlayacak bu süreç? Belki o olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum hem organize edenlere, hem katılanlara, hem beni davet ettiğiniz için. Umarım devam edebiliriz bu tartışma ve konuşmalara. 6 dakika dedim, 6 dakikam bitti, susuyorum Orhan Hocam. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Hem size hem Erinç Hocamıza katkılarınız için, aynı zamanda değerli katılımcılara da dinledikleri için, değerlendirmeleri ve soruları için teşekkür ediyoruz. Gönül ister ki bu ortam hiç bitmesin, ama biz yenisini tekrar yaparız sizler de uygun görürseniz, daha geniş bir süreçte. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Orhan, yenisini Hopa'da yapalım. Öyle yağma yok. Yenisini Hopa'da davet et, bizi orada yapalım. Tamam hocam, olur. Biz varız. Yapalım. Olur. Güzel, bu Karadeniz'in güzel sahilinde sizi ağırlamak bizim için de tabii ki bir onur hocam. Peki hocam, çok teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Şimdi yeni bir oturuma geçeceğiz. Saat 1'de başlayacak ama onu da 1'i 5 geçeye alabiliriz, 1'i 5 dakikayla. Tekrar teşekkür ediyorum herkese.